Efendim merhaba. Bu programda benim için çok değerli bir konuk. Çok değerli. Şimdi sizlerle buluşturduğumda zaten bilecek. İsmi çok biliniyor o ayrı bir şey de. Ben böyle bir giriş yapmış olayım efendim. Saffet Emre Tonguç. Yazar, tarihçi, tur rehberi, İstanbul tarihçisi, din, Avrupa, dünya. Şimdi hepsini konuşacağız. O kadar çok ülke gezdi ki. Bir de yalnızca ülkeleri gezmekte kalmadı. 30'a yakın kitapta yayınladı. Yani bizim yayın dünyamıza da büyük armağanları var. Ayağına sağlık, hoş geldin. Öncelikle Erol Hocam, senden bunları duymak benim için çok büyük es bir onur. Estağfurullah, olur mu öyle bir şey? Ee, olur çok mu? Hakkın, değer verdiğim bir isimsin. Hakkın, olur mu öyle şey? Efendim, kendisinden çok şey öğreniyorum. Son bir yılların tarihi üzerine bir çalışma var işte, bitti. Daha ilk buluşmamız işte, oturduk konuştuk. Çünkü o kadar uzun yıllardır, bu boğaz yalıları üzerine anlatır ki yüze yakın herhalde dünya şöhret ismi konuk etti oralarda. Madeleine Albright'ından ne bileyim hem sinemayı Kevin Costner'dan biraz sonra konuşacağız. Kimler dolaş mı kimlere anlatmadı ki çok önemli ben de onun için kendi çalışmamda da sağ olsun. Bütün yoğunluğunda bana da zaman ayırdı işte o kitap bitti. Efendim birisi bakınız Boğaz hakkında her şey. Çok önemli. En son bu kadar işte 30'a yakın kitap içerisinde İstanbul'un yüz mücevheri çok büyük emek verildi. Drone çekimler yapıldı. Muhteşem. Yani her şeyle muhteşem. Şimdi konuşacağız. Bu programda aynanın arkasından aynanın önüne yalnızca İstanbul'u çıkarmaya çaba harcayacağız. Kendisinin vakti olduğunda başka programlarda da konuk etmek isterim. Anadolu konuşmak isterim, Avrupa konuşmak isterim. Niye? Çünkü Türk, Osmanlı izleri Avrupa'da da o kadar çok yoğun ki. Biz bugün yalnızca işte senin bilgi birikimin İstanbul üzerine konuşacağız efendim. Öncelikle şöyle başlayalım. Bir tabi İstanbul Tepe üzerine kurulu bir kent diye düşünülür. Tepe dendiği zaman herkesin aklı işte Çamlıca Tepesi başta olmak üzere tepe diye bir sayarlar. Şimdi öncelik rica senden. Öncelikle bu Tepe'yi bir isim isim bir sayalım. Ya hocam, şunu söylemek istiyorum. Senin de dediğin gibi, Yedi tepe deyince herkes Esen Tepe, Çelik Tepe, Gayret Tepe, Gül Tepe, Nakkaş Tepe, Fikir Tepe bunları sayıyor. Bunların hiçbir tanesi değil. Bütün hepsi tarihi yarım adada. Çünkü şehri Konstantin kuruyor 330 yılında diyor ki bu şehrin yeni adı diyor Nova Roma, Yeni Roma diyor. Daha sonra Konstantinopolis adı da kullanılıyor. Yani Konstantin'in şehri ve diyor nasıl diyor eski Roma yedi tepe üzerinde ise diyor burası da diyor gene yedi tepe üzerine kurulacaktır diyor. biz çok şanslıyız yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda surlarımız var. Ve bu surların içerisindeki tepeye onlar şehri kurarken Osmanlı'da Yeditepe'ye 7 cami yapıyor. İstersen şöyle yapalım Erol Hocam. Her tepede hangi cami var? Lütfen. Onları Başlayalım. söyleyelim. Birinci tepede biz tabii ki bugün Topkapı Sarayı, Ayasofya, Aya ondan sonra tarihi hipodrom ve yere görüyoruz. Osmanlı'nın yaptığı cami ise Orada Ahmet Camii. Bu yabancıların Blue Mosque dedikleri cami. Sonra ikinci tepeye geçiyoruz. İkinci tepe çok önemli bir tepe. Orada çemberli taş var. Eskiden Konstantin'in de bir heykelinin bulunduğu bir taş bu. Orada ise Nuri Osmaniye Camii yapılıyor. Bana göre İstanbul'daki en güzel 10 camiden biridir. Daha önce İstanbul'un camilerini de yazmıştım bir kitabımda. Orada özellikle yer verdiğim bir camiydi Nuri Osmaniye Camii. Özellikle caminin içi muhteşem döşenmiştir. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk barok camii olma hmm. özelliğine sahiptir. Mesela Balyanlar müthiş barok camiler yapmışlardır. İşte Nusretiye vardır da bahçe vardır. E, halkın Ortaköy dediği Büyük Mecidiye Camii vardır barok camiler arasında ama ilk örnek Nuri Osmaniye'dir ve ondan sonra 3. tepeye geçiyoruz. 3. tepede de bu sefer karşımıza Mimar Sinan'ın Olağanüstü bir eseri çıkıyor. Ee, aslında eskiden en büyük camimiz oydu. Ta ki Çamlıca Camii yapılana kadar ve bu camide Süleymaniye Camii hmm. ee, Süleyman'ın yani Kanuni'nin tahta çıkışının e, aslında 30. yılı anısına inşaatı e, başlıyor ve sonra da çok görkemli bir şekilde tamamlanıyor. Dört tane minaresi var. Diyorlar ki mimar sinan burada bir sembolizm yaptı. Aslında Süleyman'ın 4. sultan olduğunu Hı. belirtti İstanbul'un fethinden sonra aynı zamanda o 4 minareye 10 tane şerefe koydular. Bu 10 şerefe, bu 10 balkonda aslında onun Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren 10. sultan olduğunu gösteriyordu. Sonra dördüncü tepeye geliyoruz. Orada biliyorsun eskiden Havariyun Kilisesi var ve Havariyun Kilisesi Bizans İmparatorlarının da gömüldüğü bir yer. Hı. Hatta Konstantin'in gömüldüğü yer. O yüzden de belki kendini Fatih öyle önemli bir imparatorla özdeş Işleştirdiği için oraya Fatih Camii'ni yaptırıyor. Kendi türbesi de orada. Bir de çok ilginç bir şey söyleyeceğim Erol Hocam. E, bugün Venedik'e gidildiğinde en çok e, ziyaret edilen yer San Marco Meydanı'dır. Orada da katedral vardır. Katedralin üzerinde dört bronzat vardır. Ki orijinaller müzede bulunur ama replikaları e, o hemen katedralin üstündedir. E, bunlar biliyorsun İstanbul'dan, hipodromdan çalınıyorlar. E, ve o katedral, San Marco katedrali de bu Havariyun Kilisesi model alınarak yapılıyor. Yani o kadar önemli bir e, kilise. İşte onun yerine dördüncü tepede biz e, Fatih Camii'ni görüyoruz. Sonra 5. tepeye geliyoruz. Kanuni'nin babası için yaptırılan Yavuz Sultan Selim Camii var Çarşamba'da. Hemen onun yanında da eski bir Bizans sarnıcı e, vardır biliyorsun açık hmm. hava sarnıcı. Gerçi biz e, onlara e, sarnıç yerine çukur bostan demişiz. Sonra onu bostan niyetine kullandığımız için... Sonra 6. tepeye geçiyoruz. Ben bir ipucu verince herkes koro halinde cevabı veriyor. Diyorum ki büyük aşkın kahramanı için yapılan cami, yani e, Sinan'ın mihrima için yaptırdığı Edirne kapıdaki cami. Erol hocam 7. camiyi genellikle kimse bilmiyor, tepeyi de e, bilmiyor. Yedinci tepede ise ne var biliyor musun? O muhteşem Cerrahpaşa Camii ve Haseki Hürrem hı hı. Külliyesi var. Ee, ve çok ilginç bu yedi tepeden üçünün camilerini yani Süleymaniye'yi, Mihrimah Sultan Camii'ni ve Haseki Hürrem Külliyesi'ni Mimar Sinan yapıyor. Ee, ve Yedinci Tepe'de çok önemli başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi Arkadius sütunu. Çünkü e, şehrin en önemli e, taşlarından bir tanesi. Aynı bizim dikili taş gibi ya da aynı Fatih'teki kız taşı gibi. Oraya da Arkadius sütunu e, dikmişler. E, ama maalesef bugün temeli kalmış. Bir de e, İBB mirasın özellikle yaptığı e, restorasyonları çok beğeniyorum. E, İBB gerçekten çok güzel işlere imza attı. E, orada bir bulgur palas açıldı. Hmm, ben bunu sosyal medyaya çok... Evet, yani. da paylaştım bütün detaylarıyla ee, o da e, daha önce Bulgur ticaretiyle e, uğraşan bir Habib Bey var bolulu aynı zamanda mebuslukta yani e, milletvekilliği de yapıyor onun kendisine yaptırdığı olağanüstü bir ev o da gene 7 tepeyi taşlandıranlar arasında çok güzel şeye bu haftanın içinde işte benim bir ders verdiğim bir grup var yetişkinler Deniz Müzesi'nde bir gezi vardı biliyorsun Deniz Müzesi'nin eski müdürüyüm ya ben. Orada Deniz Müzesi anlatırken işte Bulgurlu Palas, orada hanımefendiler aileden, hanımefendilerden birisi konuk. Evet, özel olarak gidip göreceğim. Başka şeyler de var üzerine oturup konuşacağımız. Yani tam üstüne geldi. Hadi ya. Evet, tam üstüne geldi. Gidip gidip bir göreceğim. İşte bana da orada mihmandarlık yapacaklar, anlatacaklar falan öyle. Keyifli. Erol Hoca bana da haber ver belki beraber gideriz. Ha, çok iyi olur tamam senin seyahatlerin arasında bir gün saatte sana göre ayarlarım. Tamam. Sana göre ayarlarım tamam. Şey, şimdi İstanbul tarih kitabına baktığın zaman Bizans ismi geçiyor. Halbuki bunun doğrusu işin en başı Konstantinopolis değil mi? Evet. Daha doğrusu Doğu Roma İmparatorluğu. Doğru mu? Bizans 16. yüzyılda Şimdi, geliyor. Evet. Bu isim değişikliği üzerine biraz konuşalım. Tabii. E, hocam aslında e, Bizans yaratılmış e, bir at Ama ondan önce bir noktaya daha temas etmek Lütfen. istiyorum. Ben bunu konuşacağız. E, bazen insanlar bana soruyorlar. Ya Saffet Bey neden 7 kutsal e, rakam? Hı. Çünkü yerin 7 e, kat altı var, 7 kat üstü var, 7 günah var. Ondan sonra 7 e, cüceler gün, var. Hafta 7 e, gün ne ben de onlara diyorum ki, e, çünkü diyorum antik Roma'da 5 tane gezegen var zannediyorlarmış. Buna iki tane daha eklemişler. E, bir tanesi e, güneş, bir tanesi ay. Dolayısıyla ortaya 7 rakamı e, çıkmış. O yüzden de mesela haftanın 7 günü var dedin ya. Şimdi mesela güneşin günü İngilizce düşünelim e, Sunday'dir. Ondan sonra e, ayın günü Monday'dir. Moon'dan evet. gelir. Satürn'ün günü Saturday'dir. Cumartesidir. Fransızca bilenler varsa bizi dinleyenler arasında. Mesela Fransızca çarşamba günü Merkür'ün günüdür. O yüzden de 7 böyle kutsal rakam olarak yerleşmiş Roma döneminden beri. Biz şimdi Bizans'a gelirsek ilk önce istersen şunu konuşalım. Bizans adı nereden geliyor? <laughs> Dur. O zaman şu 7 rakamları, sayılar tabii son derece önemli uygarlık tarihi boyunca insanların inançlarında örnek yeniçeriler ulufe aldıklarında onların hem duaları ve teşekkürlerinde hani bir bölüm nedir? Üçler, beşler, yediler ümmeti Muhammed'i, nuru nevi evet. pirimiz, hünkârımız, Hacı Bektaş Veli debine devranına hu diyelim erenler hu. Dikkat edilirse üçler, beşler, yediler diye geçiyor. Bütün inançlarda. Onun için hani bu yedi, öteki sayılardadır önemde bu inançlar evreninde ekseninde bunun üzerine aslında çok özel bir konu program üzerinde konuşmakta kesinlikle büyük numeroloji demin numeroloji büyük, büyük büyük keyif var peki bunu burada noktalayalım buyur Bizans isminin çıkışı evet. öyle başlayalım şimdi e, Erol Hoca senin gibi e, derya e, bilgi sahibiyle konuşurken ama aklına yok. insanın neler geliyor mesela şimdi ne güzel e, bahsettiğin yeniçerilerden çerilerden o olüfelerin dağıtılmasından e, bir de biliyorsun para şeklinde akide şekeri dağıtıyorlar. Hı hı. Aslında bu bir akit göstergesi. Yaşıyor. Yani sultanla yeniçerinin birbirinden memnun olduğunun akti. Yani bir sözleşme. Biz halbuki akide şekerini bayramlarda hediye olarak götürürüz. Oysa Osmanlı'da bir akit olarak bu akide şekeri yapılıyor. Şimdi biz tekrar Bizas, Bizas Bizans Bizansa ve Bizansa dönersek bizas diye bugünkü Yunanistan'dan Megara'dan gelen bir kahraman var. Şehrimizin de kurucusu. Bu yaklaşık 2700 yıl önce olan bir olay. O dönemde nasıl bugün falcılar varsa biliciler var, kainler var. Ee, en meşhur kainlerden biri Delfi'de Yunanistan'da, biri de Didim'de bizde. Hatta orada da gene aynı sorular soruluyormuş. İşte evlenebilecek miyim? E, iyi bir koca bulabilecek miyim? Bu savaşın sonu ne olacak? Kazanabilecek miyim? Artık herkes kendi e, bulunduğu pozisyona göre bu bilicilere, kainlere soru soruyor. Bu biz hasta diyor ki, ya diyor benim diyor yeni şehrim nerede olacak diyor. Artık bilici bir küreye mi bakıyor kahve falına mı bakıyor ne yapıyorsa diyor ki senin diyor şehrin diyor köylerin şehrinin karşısında olacak diyor. Bunun üzerine biz as yola çıkıyor. İstanbul'a bir geliyor. Muhteşem bir şehir Marmara'dan Boğaza giriyor. Sol tarafta Topkapı'nın olduğu yeri görüyor. Yok ki burası diyor Akropolis yani yüksek şehir için inanılmaz bir yer. Ben buraya diyor kalemi yaparım diyor. Tam böyle korunaklı bir yer surlarımı da dikerim diyor. Sonra Kadıköy'e bakıyor. Kadıköy'de yaşayan bir takım insanlar var. Kardeşim diyor bunlar diyor körler olsa gerek. Yani burada bu kadar güzel Akropolis varken düz ayak bir yeri tercih etmişler. E tabii o adamların da haklı sebebi var. Adam balıkçı niye dağın tepesine Aynen. çıksın? Aynen. Düz ayak bir yer dururken. O yüzden de tarihi adı Kadıköy'ün Kalkedondur. Yani Körler Şehri diye geçer. İşte onun karşısına Bizas 2700 yıl önce ilk şehri kuruyor. Onun adından dolayı şehre Bizantium veya Bizantion diyorlar ve ardından da. Senin de dediğin gibi 16. yüzyılda tabii rüzgarlar e, değişiyor. Ve e, diyorlar ki bizim bu Doğu Roma İmparatorluğunu etkisizleştirmemiz gerekiyor. Çünkü artık günümüzde ne var? E, Kutsal Roma e, İmparatorluğu var. İşte Şarlman e, ya da Şalken dedikleri ya da İspanyolların 5. Carlos dedikleri e, lider neredeyse bütün Avrupa'ya e, hakim. Çünkü hem anne hem baba tarafından bütün Avrupa'yı miras almış e, gibi. Ve o zamana kadar... Doğu Roma diye geçiyor. Çünkü 395 yılına baktığımızda aslında Teodosius iki oğluna bölüştürüyor. Bir tanesine Batı e, Roma'yı veriyor, başkenti e, Vatikan olan, e, Roma olan. Bir tanesine Doğu Roma'yı veriyor, Konstantinopolis olan. Fakat biz çok şanslıyız ki e, bizim Doğu Roma ya da Bizans diye bildiğimiz imparatorluk, 1453'e kadar 1000 yıldan fazla devam ederken ve bu şehirde inanılmaz izler bırakırken, Batı Roma ise 476 yılında yani sadece 80 yıl sonra kuzeyden gelen Barbarların ya da Gotların Hı -hı. Isya şeyine uğruyor, istilasına uğruyor, e, uğruyor. ve ortada bir şey kalmıyor. Bu çerçevede de e, şehrin adı Bizans ya da Bizantium. Ee, ama imparatorluğun adı Doğu Roma İmparatorluğu. Ben hep turlarda bunu dünle, e, düzeltirim. Bakın derim bu şuna benziyor. Bizim bugün çıkıp Osmanlı e, İmparatorluğu'na Anadolu İmparatorluğu dememiz gibi bir şey. Halbuki tarih boyunca hiçbir zaman Bizans e, denmemiş imparatorluğa. Fakat Bizans şehir olarak o kadar görkemliymiş ki mesela Fransça'da se işte Bizans derler böyle lüksü, görkemi, e, muhteşemliği e, tarif etmek için. Çünkü dünyanın en güzel şehriymiş ta ki 1204 o Haçlılar gelip şehrimizi mahvedene kadar. Yani Latin istilasına kadar değil mi? Bir de çok ilginç bir durum var. İşte çok az da hani konuşulan bir husus. O dönem biliyorsun ta 1. Leo'dan başlayan, 1. Justinianus'a devam eden işte Kraliçe Theodora için yapılan Haliç kıyısındaki yalılar var. Sonra Osmanlı'da da devam edecek Hatice Sultan Fatma Sultan. 30 yılı sayıyoruz tarihin içinde Haliç'in kenarında. Ama 30 kısmı şöyle problemli. 30 ayrı burada hani bir bina mı yoksa 30 kişi farklı 30 kişi nedeniyle mi 30 yılı ifadesi kullanılmış onu bilmiyoruz. Eğer senin bu konuda senin bilgin netse sen bizi aydınlat. İkincisi tabii Leon gelip kurunca aslında Haliç'in kıyısında değil. Bugün Defterdar dediğimiz o bölge yukarıda o ilk manastırı yapıyor, ediyor. Şimdi bu kısmını da çok iyi bilmiyoruz. Bu da enteresan. Hı hı. Yani değil mi? O Bizans'ın ilk gelip birinci leonun orada manastır yapılıyor. Kilise yapıyor orada. Bugün artık o duvarlardan çok küçük bir kısmı kalmıştır. O ilk yapılandan. Çünkü benim çocukluğum Rami Eyüp arasında geçtiği için ve hep oralarda dolaşan bir çocuk olduğum için. Ne şanslısın. <laughs> büyük şans. Gerçekten büyük şans. Hı hı. Çünkü Eyüp çok önemli Biz. Eyüp işte konuştuğumuz dönem için o Doğu Roma İmparatorluğu içinde adını işte Konstantinopolis diyelim, Bizantin diyelim çok önemli seçilmiş olan bir mevki. Düşünebiliyor musun? Bak kaç tane yalı yapılmış. Beş kilise yapıyorlar ya. Beş kilise. Onun için İstanbul demin söylüyorsun ya çok şanslıyız diye. Gerçekten çok şanslıyız. Ama yeter ki İstanbul'un ne olduğunu bilelim ve farkında olalım. Biz hep şöyle düşünüyoruz. İstanbul'u bir Müslüman kenti diye düşünüyoruz değil mi Hayır değil kültürlerin bir değişim dönüşüm kenti Peki şimdi 1453 sonrası değişen İstanbul'u üzerine biraz konuşalım uygun görürsen Tabii ki ama ondan önce ben Buyur. şu e, senin Haliç'ten bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir giriş yaptın. E, Haliç e, Osmanlı'da da çok önemli. Sadabağ'da gitmek diye bir kavram var. Hemen e, Topkapı Sarayı'ndan çıkıyorlar. Ön tarafta Sepetçiler Kasrı var. Oradan saltanat Hı -hı. kayıklarına biniyorlar. Bir de Erol Hoca sen işte Deniz Müzesi'nde müdürlük yaptın onca yıl. Ben hep şu örneği veriyorum. Bakın diyorum dünyada 193 tane ülke var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. Ve e, bu ülkelerde 42 tane saltanat kayıklı bulunuyor. Bunun 14 tanesi yani üçte biri Deniz Müzesi'nde bulunuyor Beşiktaş'taki. Ve, dünya, bu da, ve dünyanın bir de en eski saltanat kayığı değil mi? Avcı Mehmet'in 4. Mehmet'in kayığı. O müthiş kayığı. bir saltanat kayığıdır Muhteşem. Avcı Mehmet'in saltanat kayığı. Yani Osmanlı çok değerli bir imparatorluk. Ama ondan öncekiler de çok değerli. Ben hep yabancılara şunu söylüyorum. Bakın diyorum bu şehir Üç imparatorluğa başkentlik etmiş Hı. tek şehir. Bir tarafta Roma, bir tarafta Doğu Roma, bir tarafta da Osmanlı İmparatorluğu var. İçinden deniz geçen tek şehirdir. İki kıta üzerine kurulu e, tek şehirdir. Şimdi Halic'e geldiğimizde hem Sadabad'a gidiyorlar hem de biliyorsun Göksu da o dönemde e, çok popüler. Ya Boğaz ya e, Halic. Ve e, Sadabat'ta müthiş saraylar yapılıyor. Sadece Bizans'ın değil Osmanlı'nın yaptığı çok güzel saraylar da var. Ama e, özellikle o lale devri e, baya e, zarar veriyor. E, özellikle o lüks e, yapılara Sadabat'taki. Bir de Erol Hocam çoğu insan bilmez ama İstanbul'daki semtlerin adlarının hikayeleri var. Mesela Çağlayan semti. Bunlar Peterov Sarayı'ndan çok etkileniyorlar. San Petersburg'da inanılmaz bir saraydır. Deli Petro'nun yaptırdığı. Orada her tarafta çeşmeler vardır. Bizim neyimiz eksik diyorlar? Çağlayan'dan su akıtıyorlar. Çağlayan semtinin adı da oradan geliyor. Çünkü Çağlayan'dan aşağıya kağıthane tarafına sular akan müthiş bir yer yaratıyorlar Haliç kıyısında. Şimdi 1453'ten sonra olan değişimlere gelince aslında çok şanslılar şehirde yaşayanlar. Yani sadece Osmanlılardan bahsetmiyoruz, azınlıklardan da bahsediyoruz. Çünkü çok vizyoner bir sultan var. Çok genç olmasına rağmen olağanüstü donanımlı müthiş eğitim almış bir e, sultan. E, Fatih Sultan Mehmet. E, ve biliyorsun Rumlar şehirden kaçıyorlar. Çünkü Fener özellikle aristokrat Rumların e, yaşadığı yer e, Fatih bunları e, getiriyor e, ve bunları yerleştiriyor tekrar eski yerlerine diyorlar ki, diyor ki artık diyor bir arada e, huzur içinde barış e, çerçevesinde yaşayacağız diyor. Hatta e, Fener Rum Lisesine e, gittiğinde Fener Rum Lisesinde Fatih'in Patrik Genadios'a verdiği fermanı görüyoruz. Yani bütün Rumlardan sen sorumlusun diye onu Patrik olarak belirliyorlar. Bu kadar vizyoner bir insan Fatih ve çok toleranslı diğer dinlere karşı çok hoşgörülü. Fatih aynı zamanda çok zeki bir insan. Ticaretin de mesela Yahudiler sayesinde artacağını bildiği için Yahudileri de genellikle Makedonya bölgesinden getiriyor. Ve ağırlıklı olarak Balata yerleştiriyor. Ee, mesela Balat'ta çok güzel sinagoglar vardır. Ama isimlerine baktığında o Yahudilerin geldiği yerlerin adlarını görüyoruz. Mesela Ohri'den gelenler işte Ohri'de ya da Ahri'de sinagogunu yapmışlar. Yambol'dan gelenler Yambol'u yapmışlar. Ee, benim televizyon programımı çektim ki hepsini artık YouTube'da da bulmak mümkün ya da benim sosyal medya hesabımdaki linkten de hepsine ulaşılabiliyor. Bir sinagog var. Iştipol sinagogu. Kariye'ye çok yakın hı hı. ve ahşap sinagog. E, Erol Hocam düşünebiliyor musun ya ahşaptan sinagog yapmışlar ama tabii ki e, 70'lerden sonra e, çok e, demografi değişti e, bu e, ülkede. Gerçi bunun birazcık öncesine bakarsak 6-7 Eylül olayları hatta daha öncesine e, bakarsak e, varlık vergisiyle başlayan e, bir süreç e, maalesef azınlıklarında sonunu e, hazırlıyor e, ve en kötü olay tabii ki 6-7 Eylül 1955 olayları ee, ve orada özellikle e, Rum vatandaşlarımızı e, kaybediyoruz. Ardından 63 olayları var, ardından e, 74, 74 muhtırası gelecek. var, 74 74'te gelecek. Kıbrıs çıkartması var. 80 darbesi derken darbe üzerine darbe yiyorlar e, azınlıklar. E, bugün o yüzden de o Iştipol sinagogunun orada kimsecikler kalmamış Yahudi cemaatten ama müthiş bir e, sinagogdur. Dolayısıyla şimdi Yahudileri getirdi, e, Rumları getirdi. Bursa'dan Ermenileri getiriyor. Onlara patrikhane yapıyor. Yani bu aslında Fatih'in dünyaya ne kadar global bir pencereden 15. yüzyılda baktığını görüyor. Şimdi Fatih öncesi maalesef İstanbul çok hasar görmüş bir şehir. Çünkü 1204 şehir için en kötü zaman dilimi hı hı. zaten surlar iki kere geçiliyor. Bir 1204'te bir 1453'te ama 1453 surları geçtikten sonra şehre medeniyet getiriyor. 1204 o Haçlılar ise Yıkım Avrupalılar geçir. ise şehri yağmalıyorlar. Halbuki biliyorsun adamların gitmesi gereken yer Kudüs. Kudüs'ü Müslümanlardan kurtaracaklarına e, geliyorlar kendileri gibi Hristiyan olan bir imparatorluğa saldırıyorlar. Yani Konstantin'le başlayan süreç 1204'e kadar müthiş devam etmiş. Olağanüstü herkes üzerine bir şeyler eklemiş ama 1204 ise yıkım dönemi İstanbul ya o, için. Bak o dönem için çok da enteresan bir mimari bir mesele var. Defterdar'dan karşıya Sütlüce'ye önce ahşap bir köprü yapıyor Bizans. Daha sonra kayıtlar diyor ki taş köprü yapıldı. Şimdi onun kalıntılarını o bulunamadı fakat Bizans tarihçilerinin hepsi orada bir 12 kemerli bunun yapılmış olduğunu o dönemde burada yaşayanların da ona Deve Köprüsü ismini verdiğini herhalde o kemerlerden dolayı olsa gerek. Yani bu deminden beri senin anlatımlarınla işte bunlar birleştiği zaman bu kente neden ne denli önem verdiğini Bizans'ın düşünebiliyor muyuz? Yani bu şimdi Haliç surları düşündüğümüz zaman işte Eyüp'ü düşünelim. Gerçi o dönem onlar için de orası Kaymak, süt bilmem neyin tedarik edildiği tıpkı Osmanlı'da evet. olduğu gibi yine öyle bir dönem onların bırakmış oldukları üzerine işte Fatih'in o camiyi yapmış olması dönem Eyüp camisini niye hmm. yapılıyor? İşte bu nedenden dolayı Aynen. yapılıyor yapıyordu. Şimdi mi? zaten Eyüp Hazreti Eyüp çok önemli bir isim çünkü Hazreti Muhammed'e mihmandarlık yapmış bir isim. Gerçi şey de çok ilginç. Yani Fatih'in hocası geliyor, diyor ki burası diyor evet. Hazreti Eyüp'ün diyor. Gördüm diyor, diyor rüyam'da, evet, gördüm rüyamda gördüm, gördüm diyor. rüyamda gördüm diyor. O yüzden de böyle insanın kafalısında birazcık soru işareti bırakan Ama bir olay. Ama simgesel bir mesele. Biz evet. de hep öyle düşünüyoruz. Evet düşünürüz. aslında öyle simgesel. bakmak lazım evet. yani. simgesel bir mesele. Önemli olan iyice gerçekten onun gömülü olduğu yer değil. E, sembolik e, bir e, mezar hmm. e, olması. E, bugün insanlar gidiyorlar o e, türbede ibadetlerini e, yerine getiriyorlar. Çünkü e, İslam aleminin en önemli dini merkezlerinden bir tanesi Eyüp Sultan e, Camii. Ve e, Eyüp Sultan Camii aynı zamanda Osmanlı için de çok kıymetli. Tabii. Osmanlı cülüs törenini orada yapıyor. Yani yeni bir sultan başa geçeceği zaman ne yapıyor? Öncelikle saltanat kayığına binip Eyüp e, Eyüp'e geliyor. Ondan sonra Osman'ın kılıcını kuşanıyor. Ardından Edirne kapı üzerinden Topkapı'ya dönüyor. Orada da vermek istediği mesaj şu. Osmanlı sultanları hem denizlerin hem, Hem karaların de, hakimidir hakim. e, diye. Hatta orada cümle nasıl denizlerin sultanı, karaların hakanı evet, diye değil mi? İfadeyi aynen. bir de öyle Kesinlikle. kullanıyor. Orada binek taşı, cülüs yolu. E Cülüs yolundan e, evet. geçiyorlar. Ve e, senin de dediğin gibi Bizans zamanında aslında bir e, köprü yapılmış. E, çünkü hep Bizans karşıya bakıyor ama Hı -hı. geçemiyor. Çünkü arada bir e, sonuçta Haliç var. O yüzden de Pera diyor. Karşı diyor. Hı -hı. Ve o Pera adı. 1800'lü yıllarda artık köprüler de yapıldıktan sonra gerçekten pera olarak kullanılmaya başlanıyor. Özellikle 19. yüzyıl peranın zirveye çıktığı zamanlardan bir tanesi hem azınlıkların hem de şehirde yaşayan Avrupalıların yerleştiği bir adres oluyor pera ki gerçekten de o eski fotoğraflara gördüğümüzde ne kadar görkemli hayatlar yaşanmış orada ve İstanbul ne kadar önemli bir Avrupa şehriymiş. Çünkü bazı premier yerler ilk orada yapılıyor sonuçta yani Avrupalı gerçekten İstanbul'a çok önem veriyor Orient Express'in son noktası Orient Express'in misafirleri için o görkemli e, treni yola çıkartıyorlar. Londra'dan İstanbul'a kadar Orient Express geliyor Sirkeci'den. E, tren istasyonundan böyle özel faytonlarla e, ya da tahterevanlarla o insanları Pera Palas'a e, taşıyorlar. Gerçekten ben o dönemde yaşamak isterdim açıkçası. Ya çok görkem yani bazen bazı programlarda eğer yeri gelmişse şöyle söylüyorum. Diyorum ki şeye uğrayınız, Sirkeci'ye uğrayınız. Gar Lokantası orada duruyor. Oraya içeri girin. Pera o Tren çok büyük tablo biliyorsun var bütün o fotoğraflar oraya gelenler Agatha Christie bilmem nesi dahil oturup yemek yemeseniz bile ne olur şöyle bir dolaşım bir atmosferi şöyle bir nefes alın bir teneffüs edin. Aynen. Şimdi biliyorsun Orient Express yeniden geliyor. Ama maalesef eski sıklıkta değil, değil. nadiren geliyor. Evet. Şimdi hayır eski sıklıkta koyacaklarmış. Koyacaklar yeni, pro yeni, pro ya, ya, yeni projeye göre evet. Hı hı. Umarım ki umarım ki koyarlar. Ya aslında olur. çok önemli yani çünkü getirdiği müşteriler çok zengin müşteriler Orient Express'in ve eskiden Londra'dan İstanbul'a kadar geliyordu. Fakat bu Yugoslavya parçalanmadan önce savaş çıkınca Londra Venedik arasını yapmaya başladı. Bir de Erol hocam çoğu İstanbullunun dahi bilmediği ilginç bir şey vardır. İstanbul iki kıta üzerine kurulu tek şehir diye hep gurur duyuyoruz ya. aslında baktığında İstanbul'un Asya tarafında oksidental dediğimiz batılı üslupta bir tren istasyonu vardır. Almanların hmm. yaptığı o görkemli Haydarpaşa Garı. Ee, Avrupa kısmında ise oryantal yani doğu mimarisi hmm. üslubunda bir tren istasyonu vardır. Bu da çok hoş bir tezattır İstanbul hmm. için diye Şimdi düşünüyorum. bu Haydarpaşa diren, Tren Garı yapılıyor. Tabii onun devamında devam edip gidecek. İcazat ve 1890 1887'ye geliyoruz. Hani bizim ünlü Ertuğrul gönderilecek Japonya'ya biliyorsun. Batacak orada evet. 600'e yakın denizcimiz. Orada ne yazık ki şehit olacak. Hayatını kaybedecek. Oradaki şantiye şefinin kızıyla Ertuğrul'la Japonya'ya giden bir teğmen var. Adı Mehmet Ali. Bunların arasında duygusal bir ilişki var. Döndüğünde evlenecek. Hadi ya. Ya bak müthiş bir şeydi. Bu müthiş bir aşk öyküsüdür bu. Bak döndüğünde evlenecekler. Kız ona dedi ki: "Ya gitme. Bu gemi çünkü bir tabut. O yazılar yazılıyor. Ben Ertuğrul üzerine işte oturup o mektupları falan hepsini yayınladım. Gazete yazıları, o mektupları, o Ertuğrul fırkateyninin faciasını anlattım. Kitapta onları yazdım o tarihte." Kız diyor ki: "Gitme." O da diyor ki: "Ben bir deniz subayıyım. Osmanlı deniz subayıyım. Padişah'ın emrine karşı gelmek bana yakışmaz. Gideyim, döneyim, ondan sonra evleneceğiz." Hı -hı. Ne oldu? Dönemedi çocuk orada bir hoşuma kayalıklarına çarptı battı ya. Kızcağız bir daha evlenmedi. Burada kaldı. Ta ki 2. Dünya Savaşı döneminde de biz bunu işte Karaman'a mı koyuyor, o bölgeye bir de enterne ettik falan filan bu kızcağız. Sonra bu Almanya'ya dönüyor. Artık yaşlılık dönemi bakım evinde. Yani artık hayata veda edecek. Bir genç Türk gazeteci oraya gitti. Tesadüfen ona dediler ki burada böyle böyle birisi var. İstanbul'da yaşamış falan gitti o hanımefendiyle röportaj yaptı. Öyle bilgi sahibi olduk hayatı hakkında. Bunun yanında da birisi var. Terk etmiyor o Türk şey. Bahçıvan mı diyeyim neyim. Orada bir küçük bakkal dükkanı açıyor bizim karşıda Kadıköy tarafında. Kullanılır şaşkın bakkal ifadesi falan kullanılır ya. Tamam. Çok enteresan bir öykü. Bu kızın öyküsü, bu Alman kızın öyküsü şantiye. Çok şir. ilginç. Peki bakkalı şey. açan da gene bir Alman mı şantiye çalışmış? Hayır, Türk. Türk o şeyde Paşa Konağında bu kızın e, arkadaşlık ettikleri de bizim orada önemli bir yine Osmanlı'da önemli bir paşa. Onun da hemen bizim o sahilde konağı var. O kızlarla birlikte onlarla kalıyor ediyor. Terk etmiyor Türkiye'yi bu kadıncağız hasta o yaşlanıncaya kadar. Ya şimdi, e, şimdi e, hikayeye bakar mısın? Eral Hoca diye. çok güzel bir hikaye anlattın. Ya. Geçen gün ben bir hikaye okudum. İnci Pastanesi İstanbul'un en önemli değerlerinden bir tanesi. İnci Pastanesi çok önemli bir pastane ve bunun kurucusu Arnavut asıllı bir ortodoks. Kızı ikinci evliliğini yapıyor ve İspanya'ya yerleşiyor, Barcelona'ya yerleşiyor. Geçenlerde 84 yaşında yanılmıyorsam hayata veda ediyor. Beni İstanbul'a gömün diyor, doğduğu topraklara. Ya bu çok kıymetli. Yani kıymetli biz bazen tabii ya. e, maalesef sadece hani e, dini köken çerçevesinde insanlara bakıyoruz ama. Bu şehre ait olduğunu hisseden herkes bence İstanbulludur diye düşünüyorum. Yani bu şehirde doğmuşsa, bu şehirde büyümüşse, köklerini bu şehirde yeşertmişse o da İstanbul'un bir parçasıdır. Ve herkes kadar İstanbul'dan hak sahibidir diye düşünüyorum. Ve böyle hikayeler gerçekten beni çok üzüyor. Hatta bir keresinde de bir kitap okumuştum. Beni toprağıma gömün diye bir Rum kadının hikayesi. Yurt dışında öldükten sonra İstanbul'a gö gömülmek istiyor. İstanbul çünkü herkesi geçmişte kucaklamış, o kadar böyle bonkör bir anne gibi ki zaten şehirlerin kraliçesi bir kraliçe İstanbul ve bütün bu insanlara aynı zamanda ev olmuş. O yüzden de bırakın insanlar o evlerinde mutlu olsunlar. Efendim? Çünkü hala bugün azınlıkların sayısı azalıyor. Çok azalıyor. Mesela eskiden 59 tane Rum okulu vardı. Bunun 55 tanesi öğrencisizlikten kapandı. Ben hatta turlarda bazen espri yapıyorum. En son diyorum Kadıköy Rum İlkokulu kapanmıştı. Bir öğrenci kalmıştı. Çocuk okulu birincilikle bitirdikten sonra okulu kapattılar diye. O yüzden de bu şehri paylaşmalıyız ee, ve o paylaştığımız kişilerin zenginlikleri de şehre zenginlik katacaktır yani, diye bak, düşünüyorum. İkinci şey ikinci Mahmut'un fermanı var. Ne diyor? Ben diyor tebamın, Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini diyor sinagogda görmek isterim. İbadethanelerin dışında diyor cemaatimin yani bugün Türkçeleştirerek söyleyeyim Cemaatimin diyor böyle etnik ayrımcılıklarını ortaya koymasını istemiyorum, yasaklıyorum. Şimdi bak burada demin o söylemiş olduğun mesele vardı işte. Osmanlı'daki bu düşünce, bu multikültürlülük falan dediğimiz bugün çağdaş anlamda hmm. kullanılan mesele. Ama tabi burada ulusal üniter devlet kurulduktan sonra bütün dünyada olduğu gibi bir safiyet öyle olmadı. Fransa'da farklı mı oldu? Allah Doğru. aşkına. Doğru. Tabii, tabii tabii. Ulusal tabii. üniter devlet tabi oradaki o hani multikültürlülük dediğim çok kültürlük anlayışından işte böyle bir yapıya dönüşüyor. Ama sonuçta İstanbul böyle bir yer. Peki bunu konuşmuşken o zaman hem semtlerin ismi üzerine de bir iki semt üzerine de konuşalım. Boğaz içi yalıları. Evet. Şimdi gel Üsküdar'dan girelim. Daha Hisar'dan çıkalım. Tamam. Ee, ya bir kere olağanüstü yalılar var. Ee, ama benim eğer Üsküdar'dan başlayacaksak en sevdiğim yalılardan bir tanesi Salacak'taki çürük sulu yalısı. Buna aynı zamanda Muharrem Nuri Birgi yalısı ya. diyorlar. Çünkü kendisi çok önemli bir büyük elçimizdi. Ve Muharrem Nuri aynı zamanda Kraliçe Elizabeth'i güldürebilen nadir insanlardan biri olarak tarihe geçmiş. Ben evin içine girip Boğaz Hakkında Her Şey kitabına fotoğraflarını koymuştum. Sağ olsun o zamanki sahibi izin vermişti. Bu kitabın çünkü özelliği 20'den fazla çok önemli yalanın iç mekan fotoğraflarının olması. Ya müthiş bir de, şey. Ya müthiş e, hocam müthiş. şu anda yaklaşık 60. Hı hı. baskısını yaptık Boğaz hakkında her şeyin. O da beni çok e, mutlu ediyor. Yani hala hani biz e çünkü seninle programdan... Senin, çünkü bir tek sen anlattın Boğaz hakkında her şeyi de onun için. İşte çok ben teşekkür Ben de son ederim. çalışmamda benim de buradan kaç tane şey alıntılarım var. Bu benim var. için çok büyük ya, bir Bir şey söyleyeyim olur. mi sana bak. 18. yüzyılda Hovannesian'ın yazdığı işte 18. İstanbul kitabı İnci Cihan. Tabii İnci Cihan. o Sarraf Hovannesyan'dan tabii alıntılar yaparak. Bak bir o dönem yazılmış çok iyi bir Boğaz kitabı var. Boğaz hakkında her şey. Bir işte ta ondan sonra ta bu 21. Yüzyılın ilk şehrine geldik. Bir de senin yazdığın çok var. Arada tabii şeyler var. Ee, Kitaplar var arada. İstanbul'a anlatan işte zaman zaman bir kısım yalıları anlatan ama seninkinin özelliği şu. Sen hepsini topladın. Hı. Önemli olan oydu. Bir de ötekilerden bir büyük şans sen çoğunun içine girdin. Ee, benim, benim için benim önemli benim, olan o. E, sen evet. içine girdin. Şans o. Şans orada. Mesela dün Hı -hı. çok teşekkür ediyorum kendisine. Sevgili Neslihan Sabancı beni evine davet etti. Sık sık çünkü boğaz turlarıma gelir, Hı -hı. şehir turlarıma gelir. Çok ilgilidir, çok bilgili bir insandır. Mesela onun oturduğu evi, yalıyı görme şansım oldu. Çünkü gerçekten işte. olağanüstü yalılar var ya. Zaten baktığımızda Erol Hoca dünyanın en pahalı bazı evlerinden ...bir kısmı boğazda. Mesela bir tane hemen... ...ikinci köprünün altında var. Alexander Waller'in yaptığı... Olağanüstü bir Zeki Paşa yalısı var. Tophane Müşiri Zeki müşürü, Paşa. Tophane Müşiri. Yani bugün İstanbul Modern'in olduğu yerde eskiden bir kışla var. Hatta kışlanın bir talimhanesi de var. O talimhanenin ortasındaki saat de bugün hala Galataport'ta duruyor. Çünkü o talimhanenin ortasına şehrin ilk yapılan saatlerinden biriymiş. Balyan ailesi yapmış. Ve Tophane Müşiri Zeki Paşa'nın yalısında daha sonra... Boris Johnson'ın dedesi de Ali Kemal de yaşıyor. Nesli Şah Sultanın hayatının bir kısmı orada geçiyor. Ali Kemal geçiyor. yaşıyor niye biliyor musun? Hı. Damat da onun için. Aynen. Damat. Damat onun Sab için. Sab Sabiha Kızla evlendiği evet. için tabii. Evet. evet. Fakat çok ilginç. Ben <laughs> Boris Johnson'un kız kardeşinin adını merak ettim. Kız kardeşinin adı ne biliyor musun? Rachel Sabiha. Çok ilginç. Rachel Sabia kadının adı hatta geçenlerde bir konuşma için Türkiye'ye geldi. şey bizim Türk bayrağı şeklinde bir tişört giydi Boris Johnson'un kardeşi Rachel ve sonuçta baktığında Ali Kemal'in torunları. Gerçi Ali Kemal de çok iyi bilinen bir isim değil ama biz şimdi tekrar geri dönersek bu Boğaz'ın yalılarına işte bu. Çürük sulu yalısı benim en sevdiğim yalılardan biridir. Aşı boyalıdır. Yani bordo hmm. renkli yalılardan biridir. Bordo'nun da çoğumuz aslında bordo şarabındaki o renkten geldiğini bilmeyiz. Ama bordo deriz ona. Ve orası eski adıyla Tırnakçızade yalısı diye geçiyor. Ben de dalga geçiyorum bazen turlarıma gelen hanımlarla. Diyorum ki aman diyorum manikürcünüze söylemeyin. Bakın manikürcüler eskiden böyle yalılarda bile <laughs> oturuyorlarmış Tırnakçızade. Sonra... İstersen şeye doğru uzanalım. Kuzguncuğa doğru hmm. Fethi Ahmet Paşa yalısı. Müthişme. Atiye Hala Sultan'ın eşi ve sahipleri çok zarif insanlardı şu anki sahipleri. Beni evin içine soktular. Çok güzel birlikte zaman geçirdik. Son restorasyonunu onun Murat Atabarut yaptı ve orası aynı zamanda Nazım Hikmet'in de bir dönem yaşadığı yer. Çünkü teyzesi orada yaşıyor. Arkası da zaten Fethi Ahmet Paşa korusu Çünkü eskiden o çok görkemli yalıların arkasındaki korusudur. Korular da onlara ait. Fakat aile daha sonra belediyeye hibe ettiği için bugün belediyeye ait bir koru olarak geçer Fethi Ahmet Paşa korusu. Fethi Ahmet Paşa korusu aynı zamanda şöyle ilginç bir özelliğe sahip. Çünkü yalının ve korunun sahibi ilk şu anda Harbiye'de bulunan e, askeri müzenin e, kurucusu. Hı -hı. Onu da ilk biliyorsun Ay'a İrini de kuruyor. Daha sonra Harbiye'ye bugünkü e, yerine e, geçiyor. Ve o yalı lebideryadır Mesela Lebi bizde eroloji çok yanlış kullanılır. Herkes lebideryayı böyle muhteşem bir deniz manzarası anlatar. Oysa Leb Dudak demektir. Derya denizdir. Denizle dudak dudağı yani denizle öpüşen tam denizin üzerindeki yalılara lebiderya denir ki e, Fethi Ahmet Paşa yalısı bunlardan bir tanesidir. Birazcık daha ileriye gidelim. Beyler Merve'nin Bey'inde karşımıza muhteşem yalılar çıkıyor. Bir tanesi Mabeynci Faik Bey yalısı. Biliyorsun orası aynı zamanda o kült film vardı ya 1964'te hmm. çekilen Peter Ustinov'un Oscar aldığı... ...işte daha sonra Yunan Kültür Bakanı olacak Melina Merkür'ün oynadığı o filmde orası... Ne olarak kullanılıyor? Hırsızların kaldığı ev olarak. Fakat filmi seyredince hoca arkayı da görüyorsun. Böyle İstanbul'da hiçbir şeyler yok. Bütün boğaz bomboş. Bugünkü manzaraya baktığımızda Erol Hoca her taraf dolmuş maalesef İstanbul'da. Ve o Mabeynci Faik Bey yalısında ilginç bir kişilik yaşıyor. Nizam. Haydarabad Nizamı. Ben bu adamın hayatını çok merak ediyordum. Kalktım Hindistan'da Haydarabad'a gittim. Ve Nizam biliyorsun Müslüman çok zengin bir adam. 1930'larda iki tane dünyada çok zengin adam var. Biri Henry Ford, biri Haydar Abad Nizamı ve e, Güney Afrika'da bir adam çok büyük bir elmas buluyor. E, diyor ki bunu nerede satabilirim? Sen diyorlar Nizama git. Bir tek para onda var. Bu Nizama gidiyor. Nizam bakıyor. Diyor ki bana yalnız diyor bundan 8 tane lazım. O adam şaşırıyor. Ne yapacaksınız 8 tanesini diyor? 6 tanesini diyor gömlek düğmesi yapacağım diyor. 2 tanesini de kol düğmesi. Ve adam o dev dünyanın en büyük e, elmaslarını kağıt ağırlığı olarak kullanıyor ve adam sonra biliyorsun iki torununu. Osmanlı'nın iki hanım sultanı ile evlendiriyor. Çünkü amaç Atatürk halifeliği kaldırmış ya en azından işte Halife Abdülmecid'in de kızıyla evlendirdiği için oradan doğacak çocuk belki bir sonraki Müslüman halife olur diye bir düşünce de var kafalarında. Ve o nizamlardan bir tanesi son nizamdı. O da geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. Bereket Şah. Bereket çağında yaşadığı ev. Sonra Sadullah Paşa e, yalısına geliyoruz, Çengelköy'de. Cengelköy'de. Bir trajedi var çok orada. büyük trajedi çünkü. Yasak bir trajedi aşk vardı. E, hem i̇ntihar var. İntihar evet, var. Evet. Müthiş bir şey değil mi? E, hem kendi hem oğlu intihar ediyor <laughs> ya, Sadullah Paşa. Pembeli kadın. Evet. Nasıl bir trajedidir? Çünkü karısı değil da mi, en sevdiği o pembe kıyafeti giyip nasıl hep evde dolaşıyor. Bana. Nasıl dok? Benim işte yıllar üzerine yaptığım çalışma da ben 26 yalı seçtim han özellikleri ne biliyor musun? Hatırlıyorsun ilk senle de işte paylaşmıştım ilk konuşmamızda senden fikir almıştım ya bebekle buluştuğumuz zaman. Benim seçtiğim yılların özellikleri şu Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te siyasi tarihimiz, uluslararası ilişkiler, dış politika, ekonomi konularında rol oynamış, kararlar almış kişilerin yaşadıkları yalılar. Onun için işte o diplomatların falan toplam 26 yalı yani toplam kaç 600 kaç 600 yılı var? E, toplam, yalı var? 600 tane yalı var. Bunların e, çok ilginç 597'si neredeyse el değiştirmiş yani aynı aileden gelen yalı neredeyse yok. E onun da en büyük sebebi maalesef miras kavgaları. Bir, bir e, nasıl bakacaklar? Çünkü o zamanki aile de farklı. Yani büyük aileler var. Günümüzde ise çekirdek aile. Hani mümkün olduğu kadar küçük evlerde yaşanıyor. O dev yalılarda hayat devam ettirmek her anlamda çok büyük bir, bir maliyet. Bir de artık o kalabalık öyle bir şey yok yani. Şeye neyse Anadolu yakasından batıya döndüğümüz zaman orada bir iki yılda kaç kişinin yaşadığını tamam. söyleriz. Sadullah Paşa peki devam ediyor. E, Sadullah şimdi. Paşa Çengelköy'de <laughs> bulunuyor zaten e, ve Boğaz hakkında her şeyde onun çok güzel fotoğraflarını kullandım çünkü içinde bir oval salon vardır müthiş kalem işleriyle e, bezelidir. Oradan e, şeye geliyoruz e, Vaniköy'e geliyoruz Vaniköy'de zaten belli semtler. E, Beylerbeyi. Ondan sonra e, Vaniköy. Kandilli, bunlar Kuzguncuk, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Yeniköy çok güzel yalılara sahip semtler arasında. Çünkü bazı yerlerde maalesef hiç yalı göremiyoruz. Geriye pek bir şey kalmamış. Ve biz Maniköy'e geldiğimizde Mahmut Nedim Paşa yalısıyla karşılaşıyoruz. Hem harem hem selamlık bölümü var. Bir de biliyorsun o dönemde zenginlerin sadece iki yalısı yok harem ve selamlık diye arkadaki koru da onlara ait olduğu için orada da bir e, kışlık köşk yaptırıyorlar. Çünkü kışın çok rutubetli olduğunu hmm. e, düşünüyorlar e, yalının. E, o yüzden Mahmut Nedim Paşa'nın arkada kışlık köşkü de e, vardır ve benim en sevdiğim yalılardan e, biridir. Hatta e, kuleli e, bir e, harem bölümü de bulunur içinde. Çünkü dediklerine göre Viyana'da yaşamış ve oradaki mimariden çok etkilendiği için böyle kuleli bir yalı yaptırmış kendine. Sonra Kandilli'ye geliyoruz. Kandilli'de müthiş, müthiş yalılar, yalılar var. var Müthiş mi? yalılar var Kandilli'de. Asıl Kandilli galiba günümüzde baktığın zaman. Bir de Erol Hoca çok şanslı izliyorum ya işte senin çocukluğun Eyüp'le Rami'de geçmiş. Benim de Kandilli'de geçti. Biz Çorlu'lu bir aileyiz ve önce işte Kandilli'ye taşınıyoruz. Babam oradan bir ev alıyor ki müthiş manzaralı bir evdir. Yani bir apartmanın dairesi demek daha doğru bir tanımlama olacak. Ve bizim apartman eskiden bir köşkmüş ve bir Rum doktorun köşküymüş. O yıkılınca onun yerine bu apartman yapılmış. Ama arkada dört buçuk dönüm bir koru var. Ta kandilli kız sesine kadar gidiyor. Yani benim çocukluğum bir ormanda geçti resmen. çünkü o korunun devamı da vardı bizim evin arkasındaki korunun. Ve mahalle arkadaşlarıyla geçti. Yani Bugün bakıyorum çocuklara ellerinde benim modern zamanlar emziği dediğim bir tablet bilgisayar hepsi bilgisayara bağımlı oyun oynuyorlar ya da işte bir şeylere bakıyorlar bilgisayarda. Sosyalleşme diye bir şey yok. Bizim çocukluğumuz sokaklarda geçti ve Kandilli'de çocukluğum geçtiği için de kendimi çok şanslı sayıyorum. Orada bir tane Kont Ostrorok yalısı var. En güzel yalılardan bir tanesi ve Kont Ostrorok aslında Polonya asıllı bir kişilik ve İstanbul'a geliyor aynı zamanda Osmanlı'ya da hukuki konularda danışmanlık yapıyor Kont Ostrorok O da gene aşı boyalı yalılardan biri ve onun arkasında Cemile Sultan korusu olduğu için tam önüne geldiğinde denizden muhteşem bir fotoğraf çekersin çünkü önde Kont Ostrorok yalısı vardır. Onun sağında Ricardo Pulos yalısı bulunur. Gene aynı bordo renkle arkadaki Cemile Sultan korusunda da 3 tane bordo köşk vardır. Ve bir tanesi Serverpaşa Köşkü'dür en solda bulunan. Böyle yeşilliklerin arasında o bordo o kadar güzel patlar ki aman Allah'ım cennet mi e, burası e, dersin. E, bir sonraki e, yalı ise e, Kandilli'de e, Kıbrıslı yalısıdır. O da çok güzel e, bir yalıdır. Ama bak, baktığımızda bugün o yalının bile aslında işte aynı aileye ait 3 hmm. tane yalı var demiştim ya hepsi el değiştirmişti. Orada bile aslında üçte birinin bugün aynı aileye ait olduğunu görürüz. Üçte ikisi farklı kişilere satılmıştır. İşte miras kavgaları bu yalıları bitiren en büyük olaylardan biri. O Kıbrıslar yalısı bizim siyasi tarihimiz açısından da içinde yaşanılan aşk öyküsünü kenara bırakıyorum. Melek Hanım'ın öyküsü. Müthiş bir şey. Evet. İnanılacak gibi değil. Şeyin Gazeteci Ahmet Samim'in öldürülmesi anlatılır orada. Daha sonra Prens Sabahattin de gelecek 31 Mart'ta o evde olacak. Ne güzel anlatıyorlar onu. Sara Korle'nin anılarında da hani bir kısmıyla böyle değinilir edilir ya. Yani Bu yıllar bazıları için tabii yıllar dışarıdan baktığın zaman bir mimari yapıdır. Hı hı. Ama senin benim gibi adamlar için e, içine içinde girmektir. İçinde yaşanan hayatlar Yaşan. da çok önemli. Ve biliyorsun o yalının bahçesinde Sedat Hakkı Eldem'in yaptığı bir köşk de bulunur. E, aslında biz Osmanlıyalılarından bahsediyoruz ama Sedat Hakkı Eldem'de inanılmaz izler bulunmuş. Mesela yaptığı işte Fat Bayramoğlu yalısı var Kandilli'de. Bu yalının bahçesine kondurduğu çok güzel bir köşk var. Mahmut Nedim Paşa yalısının içine bir tane köşk yapmış. Yani Cumhuriyet döneminde de yapılmış çok güzel yalılar görüyoruz. Kabıy Yalısı'nın devamını ben çok severim. Çünkü çocukluğumda oradan çok denize girdim. Küçük su plajı. Anadolu'ya geldiğimizde gene orada da müthiş yalılar var ama zarif Mustafa Paşa yalısı adı üzerinde ya yani zarafet e, timsali bir e, yalı ve bugünkü e, sahibesi gerçekten çok zarif bir hanımefendi. O kadar çok ünlü ismi oraya götürdüm ki e, Oprah winfrey, Madeleine albright, e, ondan sonra colin powell, e, işte e, wolfgang e, puck, e, aklıma gelen isimlerden sadece bir, e, birkaç tanesi. Marta Stewart, bütün krallar, kraliçeler hatta bir keresinde Liechtenstein prensini gezdirmiştim. O bana demişti ki ya benim oğlum da İstanbul'da oturuyor. Çok şaşırmıştım dedim ki elin Liechtenstein prensinin oğlunun Türkiye'de işine. Merse gelinleri Türkmüş. O yüzden İstanbul'da da hemen Kuru Kuruçeşme tarafında bir evleri bulunuyormuş. Ve Zarif Mustafa Paşa yalısının yaklaşık 20 yıldır ben rehberliğini yapıyorum. O ailenin önemli misafirleri geldiğinde onları gezdiriyorum içeride. Ki kimler kimler geldi. Mesela Hatice Sultan'ın torunu Kenize Murat bile geldi. Ya da Suudi Arabistan prenseslerinden Cevahir de geldi. Tur yaklaşık yarım saat sürüyor. Çünkü inanılmaz zenginliklerle dolu. İçinde bir kere e, su e, yün geldi. bir deniz hamamı var. Geçmişte tabi Osmanlı kadınları mahremiyet e, dolayısıyla e, denize giremedikleri için evin içine bir tane kapalı havuz gibi deniz hamamı yapmışlar. Orada e, giriyorlarmış. Bugün hali üzerine camla e, kapatmış. Altında böyle balıkları falan e, görebiliyorsun. Arkadan orijinal boğaz yolu geçiyor. Orijinal boğaz yolu. E, bir tarafında Eski bir ayazma var. Ayazma biliyorsun Erol Hoca Rumlar için çok, çok e, önemli. Inanlı. Kutsal, Kutsal su kaynağı demek ve Hı. İstanbul'da 200 civarında ayazma var. Çok e, beklenmedik yerlerde mesela Robert kolejin altında bile e, o yoldan geçerken karşına bir ayazma çıkabiliyor. Bir tane ayazma e, var. Fakat üstünde de e, Arapça ne yazıyor biliyor musun? Su her şeyin kaynağıdır. E, Kur'an'dan alınma bir bölüm var orada. Çünkü gerçekten her şeyin kaynağı su ve oradan da ayazmayı görüyoruz. Yani bazen dinler bile İstanbul'da iç içe geçebiliyor. Hatta geçenlerde ııı Richard Quest var CNN International'ın çok önemli bir programcısı. Onunla beraber bir boğaz programı çektik. O programda da Zarif Mustafa Paşa yalısının içine girdik. Ya Kanlıcada o kadar çok güzel yalı var ki bir tanesi yalnız benim içimi çok acıtıyor ya. Saffet Paşa Saffet yalısı. Başarınız. Neden acıtıyor biliyor musun? Benim dedem değil diyor Erol Hoca. Keşke benim dedem olsaydı da yalıda otursaydım. Ama müthiş bir yalıdır. Yaklaşık 4000 metrekarelik bir alana oturan yani toplam pardon kullanım alanı diyeyim 4000 metrekare olan bir yalıdır Saffet Paşa yalısı ve e, Simavilerin dedesiymiş merse. Onun biraz ilerisine gidiyoruz 7-8 Hasan Paşa yalısı çıkıyor. Onun da hikayesi çok enteresan. Adam o kadar cahil ki adını bile yazamıyor. Buna diyorlar ki sen adını V ve ters V şeklinde yani yaz. Yani 7 ile 8 İmzanı, ortasını 7 birleştir. 7 8 evet. Ondan sonra adam da V ve ters V yapıp imzasını öyle attığı için 7-8 Hasan Paşa e, Tabii diye ama kalıyor önemli aktör olarak önemli ne? sen tarih ta, tarih tahsili yaptığın için çok iyi biliyorsun. Ali Suavi'nin, Suavi Çeran vakası, evet. evet. oradaki şey Sopayla, öldüren, öldüren adam, cahil bir, bir adam, dünya, bir de, bir adam. dünya bir de, cahili. O, bir de o 7 8 Hasan Paşa ile Beşiktaş'taki 7 8 Hasan, Hasan Paşa, Paşa fırını, fırını birbirine karıştırıyorlar. Evet. Sanki onunmuş. Aynen, aynen öyle birbirine. fırını da var. O fırın da güzeldi Öyle hoşluklar. Bu şöyle bir şey izleyebilir, düşünebilir izleyiciler diye derler ki Saffet Bey şimdi önce bir Kuleli Askeri Lisesi'ni geçtikten sonra bir Saf Safet Paşa yalısından söz etti. Sonra bu tarafa Kanlıca'ya geldi. Yine bir Safet Paşa dedi. İkisi birbirinden farklı Safet Hı -hı. onların. Birisi V ile Saf'dan sonra V var. Öbürsünde iki F olan var. Evet. Birisi diplomat. Yani hangisi öbürsün, olsaydı Saf, razı ben razı olurdum. Ee, bana kalsaydı miras olarak. Yüzlerce kere razı olurduk. <laughs> Yüzlerce kere razı olurduk. Peki şimdi devam edelim. E şimdi oradan <laughs> gittiğimizde yol yalıları da görüyoruz. Mesela Çubuklu'da iki tane güzel yol yalısı var. Bunu da belirtmek lazım. Deniz kenarında olanlar deniz yalısı zaten ama yolun öbür tarafına geçtiğimizde değerleri göreceli olarak daha düşük yol yalıları bulunuyor. Onlardan bir tanesi Etenpaşa'nın yalısı. Ethem Paşa da Osman Hamdi Bey'in torunu ve o yalıda bir dönemler Leyla Gencer'de yaşamış ki Leyla Gencer çok önemli bir sanatçımız da bizi başarıyla da Scala'da özellikle İtalya'da Milano'da e, temsil etti. Sonra istersen karşıya geçelim. Beylerbeyinde de yıllar var. Pardon. E, Dur Amcazade'den de bir aa, söz edelim. Amcazade, amcazade. tabii tabii tabii, olmaz. 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 Amcazade en önemli yıllardan biri. E, Anadolu Hisarı'nda ve onun da çok geniş bir rıhtımı vardır. En uzun rıhtıma sahip yıllardan biridir. Ve ben Amerikalılarla tur yaparken şöyle diyorum. Bakın diyorum bu en eski yalı 1699'dan kaldığı rivayet ediliyor. İşte Sultana Karlofça yani, Anlaşması yaşa, orada do Doğru evet, ama. E, Çünkü orada sunulmuş. sunulmuş. E, ve sizin diyorum bir ülkeniz bile yoktu. Oysa burada çok zarif ve e, çok e, baktığında e, yüksek seviyeli hayatlar yaşanıyordu e, diyorum. E, o yüzden de amcazade önemlidir ve köprülü ailesi çok sayıda sadrazam da vermiştir Osmanlı'ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Amcazade'nin şey nasıl diyelim yaşadığı doğduğu demeyeceğim. <laughs> Orada doğmadı çünkü yaşadığı ev, köprüler evi hmm. nerede biliyor musun? Nerede? Eyüp'te. Aa ya ben seninle bir e, Eyüp turu yapmak istiyorum herhalde. <laughs> e birlikte e, gezelim. Yaptığında İkimiz, e, yok hayır birlikte tamam, gezelim. Tamam tamam. <laughs> köprülü başka bir şey söyleyeceğim sana. O köprüllerin evi diyoruz ya Mucaza'denin tamam. o evi. Onun birazcık iki ev daha geçiyorsun. Kimin doğduğu evle karşılaşacağız. Halit Ziya Uşaklıgil. Ebu, e bu Marki Necip Paşa yalısından tabii. mı bahsediyorsun? Yok canım Eyüp'te tepede. Ha Eyüp'te, Eyüp'te. Aa inanmıyorum ben de Ziya Uşaklı... ondan iki sonra. Yok canım yok Çok yok güzel... hayır değil değil Eyüp'te. Amucazade'nin tabi ev Eyüp'te. Tamam. Bu taraftaki bu yalı zaten Amucazade tamam. yalısı. Reşat Ekrem Koçu ne güzel anlatır İstanbul, İstanbul tarihçisi. Evet. O, o, bir adam o o ya ziyafeti, İstanbul Ansiklopedisi'nin bazı <laughs> fasiküllerini bulabildim ben. Onları biriktirdim. Yani Tabii. evimdeki çok değerli şeyler. Adını... eskisinde de onun yayınladığının beş cildi var bende. Tamam. Onun kendisinin yayınladığı tamam. beş cilt var. E, öte yandan da peki yaşadığı evlerden birisi nerede Reşat Ekrem? In? Bak şimdi nereden nereye gidiyoruz. Hı? Ya kusura bakmayın. Aynen, ne olur ya bunu çok seviyorum Dur. Erol Hoca çünkü e, ben e, ezber değil kıyaslamalı tarih yapmayı şimdi, seviyorum. Yani e, onları birleştirebildiğinde Göz, bir sentez oluşturulduğunda inanılmaz. Göztepe'de Fahrettin Kerim Gökay'ın şeyi var ya bütün işte evi, o bahçe, tamam. köşk Heh. Reşat Ekrem'in aslında evi onun orada. Sokağa benim oraya yanlışlıkla bir çıkmaz sokağa ismini vermişler. Çok yanlış değil. değiştirmeye uğraşıyorum. Yeni belediye başkanıyla herhalde başaracağız onu. Onun evi orada. Reşat Ekrem'in Üç evlatlığı var. İkisi erkek birisi kız. Tamam. Evlatlık kendi çocukları yok. Ama o muazzam çalışmaları yapıyor. Çünkü Göztepe'de çok enteresan kuruluşu Doğru. falan filan çok Tütüncü Mehmet Efendi ile başlayan yüz şeye verilen yüz bürokrata falan veriliyor, şey yapıyor ve işte Reşat Ekrem bütün kitaplarını orada yazıyor. Muazzam o evde toplantılar yapılıyor, ediliyor. E başka birisi daha var benim çok hayran olduğum bir adam son dönemin bu yalılar ve İstanbul'u anlatan Haluk Şeysuvaroğlu. Aa. Çok iyi bir isimdir. Evet. Hem Deniz Müzesi'nde müdürlük yaptı, hem Topkapı Sarayı'nda müdürlük yaptı. Deniz subayıdır, hukukçudur Haluk Şeysuvaroğlu. Dolmabahçe Sarayı'nın bir ara Dolmabahçe Camii Müze yapıldı ya tamam. 48'de ha işte oranın ilk müdürüdür. Çok ilginç, bilmiyordum tabii, onu. <laughs> tabii tabii Haluk Şeysuvaroğlu orayı müze yapan kişi Haluk Şeysuvaroğlu'dur. Hı hı. Bu tarafa sonra çekilecek biliyorsun 61'de bugünkü Beşiktaş'taki eski maliye binasına geliş. Son dönemini gidip gördün mü Deniz Müzesi'nin? Gördüm. Mali. Televizyon programı bile çektin. Çektin biliyorum evet. çok yaşa. Evet. Nasıl muazzam. Çok. Olağanüstü. Ben, en son işte ben ayrılırken artık istifa edip ayrılıp yurt dışına gittim ya projeleri o zaman yapılmıştı. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Hem Osmanlı'yı düşündüğümde hem Cumhuriyet'in başını. Bu tür kurumların başına getirdikleri insanlar ne kadar nitelikli. Çok doğru. Bak ne kadar nitelikli. O insanları getirip oraya koyuyorlar kardeşim. Bu o kadar önemli bir mesele ki. Peki şimdi bu dur. Evet. İkimize bırakırsanız başka türlü bir yere gidecek bu konuşmalar. Kesinlikle. Şimdi o zaman <laughs> bu tarafa bu tarafa geçelim. geçelim. Karşıya, mi? geçelim. karşıya geçelim. Şimdi, aslında şimdi e, karşıya baktığımızda ilk yılları Ortaköy'de görüyoruz. Bunun Sultan yalıları. Sultan yalılar. Yani. Feriye sarayları var. Öncelikle Feriye'nin ne olduğunu söylememiz <laughs> lazım. Söyle. Feriye yan dal ek ikincil anlamında kullanılıyor. Çünkü esas olan kim? Sultan. Sultan nerede oturuyor? Ya dolma bahçede oturuyor ya Çırağan Sarayı'nda. Gerçi 2. Abdülhamit çekinceleri yüzünden yukarıya kendine Yıldız Sarayı'nı yaptırmış ama baktığımızda haneden çok büyük çoluk, çocuk, çombalak, yeğen, teyze, hala, dayı bir sürü üye var. Onlar için bu ikinci sarayları yaptırıyorlar ve çoğunluğunu da e, Balyan ailesi inşa ediyor. <laughs> Fakat e, 1924 ile beraber bu hanedan sürgüne yollandığında bu saraylar boş kalıyor. O yüzden bugün Galatasaray Üniversitesi'ni görüyoruz, Kabataş Erkek Lisesi'ni görüyoruz, bir denizcilik e, okulu var, Beşiktaş Anadolu Lisesi var. Arada da güzel otel e, binaları var. O yüzden de mesela ilk e, yalılar hemen e, Büyük Mecidiye, camiinden, Ortaköy camiinden sonra başlar. Hatta bir Esma Sultan Yalısı vardır. O kadar kötü davranmışız ki Erol Hoca bu binalara ya. E, tütün deposu yapmışız. Bence biliyorum. en sonunda isyan etti zavallı bina. E, yandı kurtuldu belki de. E, Allah'tan şimdi içine cam ve çelik bir giydirme yaptılar. Etkinlik mekanı olarak kullanılıyor. Onun sırasında bazı yalılar var. Sonra zaten benim de ortaokulum olan geçmişteki Gazi Osman Paşa ortaokulu var. Naime Sultan Yalısı. Bir de hemen yanında Hatice Sultan Yalısı. Yani Birinci Köprü'ye kadar gördüklerimiz bunlar. O Naime Sultan'la Hatice Sultan arasında bir olay vardır. Biliyor musun ona Erol Hoca? O da anladın. yasak aşk. Evet yasak aşk. <laughs> o da öyle. yasak aşk. Evet. E olan kimi oluyor? Gazi Osman Paşa'nın e, no, oğlu no, mu Paşa oluyor? Kemalettin Paşa'ya oluyor. Bursa'ya biliyorsun onu şey ev hapsine gönderiyorlar. gönderiyorlar. Gerçi oradaki vali çok iyi davranıyor ayrı bir şey. Ha. Ya inanılacak gibi değil. Ama bildim. bir özetleyelim <laughs> onu ya. Çünkü ikinci e, 2. Abdülhamit ile e, 5. Murat arasında sürekli bir iktidar kavgası e, var. Ve e, 5. Murat'ı zaten Çırağan'a 28 yıl hapsediyor ikinci e, 2. Abdülhamit. Kızını da kızı da güzeller güzeli Hatice Sultan işte orası eskiden bir yüzme hmm. e, kulübüydü hemen e, birinci köprünün altında ondan sonra e, kızını da evlendirmiyor. Kız bir bekliyor, iki bekliyor. En sonunda böyle bir dilekçe yazıyor amcaya. Diyor ki amca diyor hani çirkin, mirkin, bahtıma razıyım. Yeter ki bir koca yani evde kalacağım senin yüzünden mesajı veriyor kibarca. Vay sen misin bunu yazan? O da bunu çirkin bir adamla evlendiriyor. Ama biliyorsun Erol Hoca Fransızların çok güzel bir lafı vardır. Derler ki intikam soğuk yenen bir yemektir. Vay sen mi bunu yapıyorsun? İkinci Abdülhamit'in kızı yani Hatice Sultan'ın kuzeni Yandaki yalıda oturuyor. Onun kocası da işte Kemalettin Kemal Paşa. Ekim. Kemalettin Paşa kim? E, Plevneli e, Plenle, Osman Paşa. Gazi Osman hani, e, Paşa'nın e, oğlu. Aynen. Tuğla Nehri, Akmam Diyor diye öyle kahramanlık türkülerine de. E, ve 2. Abdülhamit'in evet. çok kıymet verdiği bir paşa. Olmuş. Kendisi odalasını takmış zaten sarayda. Aynen. Tabii ve onun oğluyla kendi kızını e, evlendiriyor. Evlendiriyor. Şimdi i̇şte efendim şimdi devamını bir dinleyin Hatice ne Sultan, oldu? Hatice Sultan. E, Kemalettin Paşayı baştan çıkarıyor. Evet. Ama belki de iyi yapmış ya. Onun ne günahı vardı? Niye evlendirmedin kızı istediği biriyle? E, belki o da bunları yapmayacaktı. Ben yıllar sonra onun torununu gezdirdim ve torununa da kitabımı hediye ettim. Orada da yazıyor yasak aşk diye Sultan'la işte Sultan'la e, Kemalettin Paşa'nın yas yasak aşkı diye. O e, hanım e, e, Sultan'ın e, torunu da bugün Kenize Murat. Saraydan Sürgüne kitabının evet. yazarı. Onun da hikayesi çok ilginç. Çok da zarif bir hanımefendi eee Hanım. Türkçe bilmiyor. Çok da güzel. Çok, Neslişah çok o... Sultan nasıl güzel? Ay Neslişah Sultan. zaten onların hepsi Üme Sultan, Neslişah nasıl Sultan. güzeller. Ya ben Neslişah Sultan'ı görmüş biriyim. Bir etkinlikte önümde oturuyordu. Gözlerimi alamadım ya. Yani Li e... mı benziyor? Evet, aynen Safiye'de. öyle. Yani o Asaleti görüyordun, aristokrasiyi görüyordun. Zaten en son o açıklama yaptı, dedi ki biz artık dedi bir hanedan değiliz dedi, biz dedi bir dedi aileyiz artık dedi. Ama çok böyle hani hükümet gibi kadın derler ya Neslişah Sultan öyle bir kadındı. Ya hepsi bunlar çok özel şeyde insanlar. Şeyde ne oluyor? Bu yasak aşk tamam yaşıyor Kemalettin'le. ne? Biliyorsun, ondan sonra padişaha mektupla duyuruluyor ya bu kaçak evet. yolla. Abdülhamit ne yaptı? Hiçbir şey değil mi? Normal karşıladı. O hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Evet. <laughs> olan Kemal etti ne oldu? Evet. Tabii. Adamı sürgüne yolladılar adamı. Olan onu evet. oldu tabi Ondan sonra da biliyorsun zaten o kadıncağız sonra başka bir genç bir memurla yine harici, hariciyeci olması Hı -hı. lazım. Sonra genç mem memurla falan evlendi. Onun için. Bu yalıların hayatını çok seviyorum kapıdan içeri girdiğin andan itibaren. Ya, ya bir de ben bununla ya. ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana sık sık soruyorlar. Hani bu kadar boğaz turu yaptığım için. Çünkü Erguvan dönemiyle başlıyor. Nisan'da başlıyor benim turlarım. Yıl boyunca neredeyse devam ediyor kış haricinde. İşte bu yalılar uğursuz mu? İşte kimseye mutluluk getirmiyor. Diyorum ki bakın... Her evde ne problemler yaşanıyor, ne skandallar yaşanıyor. Yani hani diyebilir miyiz ki, ben, biz çok mutlu bir aileyiz, hiçbir problemimiz yok. O zaman sizde bir problem var demektir. Hiçbir probleminiz yoksa. E, fakat. Alt kesimdeki insanların problemleri işte gazeteleri okuyoruz ne çok, çok cinayet oluyor ne çok öldürülen e, kadın var bu e, ülkede özellikle. Sabah programlarını evet, izlesinler, izlesinler bak neler de görsünler neler, aman Allah'ım kim kiminle neler kimin yapmış elini, ne kimin, skandallar var. Zaten alt kesimde skandallar çok daha fazla üst kesime baktığımızda ama bunlar önemsiz insanlar olarak görüldüğü için ne yazık ki onların hayat hikayeleri hiçbir zaman konuşulmuyor. Ama ünlünün ve zenginin evi de konuşuluyor. Hayat hikayesi de konuşuluyor. Bunun içinde bütün bu yıllarda yaşayanların başlarına neler gelmiş biliyoruz. Ama bir gece konduda oturan zavallı Ayşe'nin, zavallı Fatma'nın neler yaşadığını, ne acılar çektiğini bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz da. Çünkü meşhur değil. Bu çerçevede ben hani yalılar lanetli mi, yalılar uğursuz mu? Bunların çok gereksiz tartışmalar olduğuna inanıyorum. Tabii canım bir sürü şey yaşandı. Peki şimdi devam edelim. Evet. Şimdi oradan devam ettiğimizde, ee, Arnavutköy'e e, geliyoruz çünkü çoğu yalı maalesef e, yok bugün. Mesela o dönemde baktığımızda e, Arkeoloji Müzesi'nin de kurucusu olan Osmanlı'nın en önemli ressamlarından biri Osman Hamdi Bey'in de bir yalısı var. Hı -hı. E, bugün onun yerinde bir e, kafe e, bulunuyor, bir e, şey market bulunuyor. Hemen yan tarafında da beş yıldızlı bir otel var Kuruçeşme'de. E, Kuruçeşme'de aslında bir tane Şehir İslam bu Su Defendi e, yalısı var. E, o bir butik otel e, yapılmıştı. Onun yerini bilmiyorum. E şey, e, bugün hemen e, kuru çeşmede Galata Sarayı Adası'nın evet. karşısına kalan 10 Öyle odalı e, butik otel. Osmanlı döneminde. Orası Ebussu Efendi'nin yalısı mıydı? Evet, Ebu Kanuni döneminde. Evet, Kanuni döneminde. Ve çok e, kaynak Ebussu Efendi'yi suçlar. Çünkü Ebussu Efendi der ki Bizim için önemli olan e, akli bilimler değil nakli, nakli bilim. bilimler ve bu da aslında İmam İslamiyet, gazali ekolü. Evet İslamiyet çünkü aslında çok ileride özellikle Endülüs'e baktığımızda bir sürü kitabın endülüsü alimlerin, İslam alimlerinin yazdıklarından batıya çevrildiğini görürüz. Ya da eski Yunan ve Roma eserlerinin Arapçadan tekrar Avrupa dillerine çevrildiğini görürüz. E, o dönemde tabi kanuni e, bütün İslam dünyasının halifesi olarak görüldüğü için diğer İslam ülkelerinde de aynı şey geçerli oluyor. Yani e, fizik, kimya, matematik gibi akli ilimleri bırakıp sadece nakli ilimlere dönüyorlar çünkü tek bir kitap vardı. Yani bilimden şey... ilime dönülüyor. Evet. evet. Her şey orada yazılmıştır dendiği için Ebu Suud Efendi'nin de bunun müsebbibi olduğu düşünülür. Orada onun korusu da vardır. Çünkü arkadaki koru, o kuru çeşmenin üzerindeki koru Şeyhülislam korusu diye geçer. Bu yalı da onun yalısı. Hani demin konuştuk ya, yalıların arkasında aslında kendi koruları da bulunuyor. Bir de şunu da söylemek lazım. Çoğu İstanbullu muhtemelen bilmiyordur ama Orada biliyorsun e, TRT'nin stüdyoları var. Her ne kadar stüdyolar Ulus'ta da olsa Kuruçeşme stüdyoları diye geçer. Orada bir Türk bayrağı var. Bugün bildiğim kadarıyla en büyük Türk bayrağı. Çok da güzel dalgalanır. Çok da güzel, Nasıl dalgalanıyor. güzel dalgalanır? Evet. Her seferinde duygulanırım ya. Yani ben de düşün. çok etkileniyorum her o seferinde bayraktan. Ya, her ya. Ee, çok seferinde güzel bir bayrak. Ya. Onun e, yüz ölçümü ise 1453 metrekare. Yani İstanbul'un fethedildiği yıl. Müthiş bir şey. Müthiş. Müthiş. Şeyin Arnavut köyde Makbule Atadan videosu ya, vardı. Onu var, değil da ben e. çektim televizyon programı. Dediğim gibi... Dediğim, oradaki çocuk bir tane şey koymuşlar levha şöyle yolun üstünde durur. Hadi ya onu... kaç kişi görecek T onu? Kimse görmüyor hemen hemen. O küçücük bir lafa, duvarın üstüne, bahçe Hı -hı. duvarın üstüne. Oradan geçen eğer sola, meraklıysa ancak öyle bakıp aa buymuş der. E, şimdi e, hala Kuruçeşme'deyiz. E, Arnavutköy'e henüz gelmedik. Orada 7 tane yol yalısı var. Aslında bunlar deniz üzerindeydi. Fakat Dalan döneminde 80'lerde o kazıklı yol yapılınca onlar da ciddi bir kazık yemiş oldular. Ve bunlar hemen... E, Ali Vafi Köşkü vardır. Orada çok hı hı. görkemli. Viktoryen çatıları vardır onun. Gerçi bugün bir apartmana çevrildi. İçinde 13 tane daire var artık köşk değil ama ondan sonra gelir bu yedi yalı. En sağındaki. Arnavutköy'e en yakın olan yalıdır. Böyle bordo panjurları vardır. Ve benim daha önceki programım ayrıcalıklı rotalardan önce Paha Biçilemez İstanbul'du. Ben orayı da çektim Arnavutköy bölümüne. Hemen benim Instagram'daki linkimden bunları bulup seyretsinler. Çünkü gerçekten bunlar artık tarihe karışmadan önce Bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bir süre sonra tarihe gerekiyor. karışacak. Çünkü bilemiyoruz ne kadar e, mesela o sıradaki korkarım ki para o, tutkusu başka bir yere götürdü. Mesela 7 yalı dedik ya en baştaki yalı çöktü. Evet. Restorasyon yapıyoruz dediler. Aa bir gün bir baktık yalı çöktü. Yalı o yüzden de hazır bunlar dururken eee kıymetini bilmemiz gerekiyor e, diye düşünüyorum. Atamız da geliyor Makbule Ata'dan yalısına ve hatta orada balık tutan e, ahaliyle sohbet ettiği de e, biliniyor Hı -hı. E, atamızın. Sonra çok güzel sıra yalılar var Arnavutköy'de ve bugün o yalıların ilki bugün Fener Rum Patrikhanesi'ne ait bir yalı, taş bir yalıdır ama diğer yalılar da çok güzel yalılardır. Çok Onları güzel da yani. bazılarını çektik paha İstanbul'a çünkü Hepsi gerçekten paha biçilemez eserler bunların. Ben köşklerini de çok severim Arnavut köyün onun arkasında. Bir de hocam biliyorsun oraya vakti zamanda Arnavutları getiriyorlar, onları yerleştiriyorlar. Hem çileyle meşhur oluyor Arnavut köy, hem de o Arnavutların yaptığı granit Arnavut kaldırımlarıyla meşhur bir sem ve çok ciddi bir Rum nüfus yaşıyor ve o Rum nüfusun. Bugün çok güzel bir kilisesi de bulunuyor ama maalesef Rumlar çoktan yok olup gitmişler Arnavut köyden. Bebek Bebek'te birkaç tane yalı var ama hepsi modern zaman hepsi yalıları. Modern zaman. Ben sadece orada Hidiva Emine Valide Sultan yalısını ya da sarayını severim. Bu kadın çok ilginç. Ben onun fotoğraflarını da buldum. Kadın çok, o da devlet gibi kadınlardan biri. Nesli Şah Sultan gibi. Hatta Boğaz hakkında her şeyde de iç mekan fotoğraflarını kullandım. Çünkü Arnavut'un en güzel örneklerinden biridir. Arnavut Fransa'da doğuyor. İşte Avrupa'da değişik yerlerde örneklerini görürüz. Mesela Almanlar Jugendstil diyorlar. Mesela Viyana'daki secession binası onlardan biridir. İşte Helsinki'deki tren istasyonu Jugendstil tarzında yap, yapılmıştır. İspanya'ya gidersin. Katalan ya da İspanyolca olarak ya modernista ya da modernizme diye geçer. Ama baktığımızda 1900'lerde çok güzel örnekleri yapılıyor Arnavut'un. Mesela botter ikinci 2. Abdülhamit'in terzisidir. Terzisi Ve bugün Beyoğlu'nun en hoş binalarından biri İBB evet. miydi? İBB iyi, iyi ki sahip ettirdim. çıktı. İyi değil mi? ki. İyi ki sahip çıktı evet. ona. Ne güzel bina. Aynen. Hemen konsolosluğun bir merak edenler. Hemen İsveç konsolosluğunun yanında tünele giderken. Hemen e, e, dolayısıyla o tarz bir mimari üslupla yapılıyor. Zaten ben şunu söylüyorum Erol Hoca. Mesela Paris'e gidiyorsun bizim Haussmann onların Osman dedikleri bir adamın mimarisi var. Ondan sonra işte e, mesela Madrid'e gidiyorsun e, neoklasik mimari e, çok yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Ya burada neoklasik birinci ulusal. Ondan sonra Osmanlı, Selçuklu, Roma, Doğu Roma, ondan sonra Art Ardeko hepsini bulmak mümkün. Yani bu kadar zengin bir mimari üslubu bir arada barındıran başka bir şehir yok. Ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki lütfen İstanbul'u keşfederken sokaklarında kaybolun. Çünkü sokaklarında kaybolduğunuzda İstanbul size sürprizler sunacak. Güzel mi kötü mü bu sürprizleri bilemem. Ama her zaman sürprizlerle karşılaşırsınız. Oysa Avrupa'nın birçok şehrinde dolaşırken benzer mimariler görürsünüz. Sürpriz çok azdır. İstanbul'da bir anda karşına bir sinagog da çıkabilir, muhteşem bir cami de çıkabilir. Yani hep şunu söylüyorum insanlara. Burada neredeyse 400 tane ee, kilise var. Ve Floransa'ya git işte derler ya dünyada kilometre kare başına düşen en fazla tarihi eserin olduğu ya. İyi de kardeşim sen Floransa'da sadece Katolik kilise görüyorsun. Burada 90 tane sadece Fener Rum Patrikhanesine ait kilise var. Ondan sonra Ermeni kilisesi var. Ermenilerin Ortodoksu da var. Protestanı da var, Katoliği de var. Sadece 12 tane Katolik Ermeni Kilisesi var ya hepsi de çok görkemli Vatikan Kiliseleri gibi e, Kiliseler. Ondan sonra Süryani Kilisesi var, Keldani var, Nesturi var, Anglikan var. E, yani çok farklı e, Hristiyanlık mezheplerine ait Kiliselerde buluyorsun. 19 tane Sinagog buluyorsun, 3.500 tane Cami buluyorsun. E, İstanbul gerçekten dünyanın bence yani 142 ülke git gittim. 1400'e yakın şehir gördüm. Dünyanın en zengin kültürel ve tarihi hazinesine sahip. Biz bunun üzerinde oturuyoruz ve şehri mahvetmek için 18 milyon insan elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maalesef ee, öyle. Sahip çıkmamız Hayır, lazım. Öyle. Yani bu şehir 1950'lere kadar dünyanın en olağanüstü şehriydi. 1950'lerden sonra mahvettik biz ne bu şehri. Özellikle de 70'lerden sonra işte taşı toprağı altın diye her herkesin göç etmesiyle bugün de milyonlarca e, mültecinin gelmesiyle bu şehri mahvettik. E, sahip çıkmamız lazım. Çünkü hani hep derler ya başka İstanbul yok. Gerçekten başka İstanbul 1995 yok. 1995 yılında Mim Kemal Öken'in bir programına katılmıştım. O zaman daha deniz kuvvetlerinde yani subaylıktan da daha Hı. ayrılmamıştım o programında katıldığımda. O zaman bir cümle kurmuştum İstanbul ilgili. Demiştim ki İstanbul dünya kültür başkentidir. Aynen. Dünya kültür başkenti. Buna sahip çıkmak gerekiyor. Kuru Çeşme'de bir Enver Paşa yalısından bir söz Hı. edelim. Ya çok güzel bir yalı o ee, ama maalesef geriye kömür hiçbir deposu şey e, kalmamış yani kömür, kömür deposu de hatta çok ilginç. Şeyde kömür deposu olarak kullanılıyor biliyorsun Galatasaray evet. adasında balyanlara evet. ait. O yüzden de orada teskil Osman Efendi cami vardı ya Kuru Çeşme'de. Hı hı. Önce şeyi de söyleyelim orası eskiden Kuru Çeşmeymiş. Fakat Çeşme kuruyunca adı Kuru, Kuru Çeşmeye çeşme evrilmiş. Ee, Enver Paşa'nın oradaki yaşadığı yalı da. Olağanüstü bir yalı mimari olarak da müthiş bir yalı ama bizdeki bence en büyük problem şu olmuş bu yalıların ahşap mimariye sahip olması yangınların da İstanbul'da çok görülmesi bir de yangın bir yerden başlayınca bütün semti komple götürüyor o işte meşhur cibali yangın var. mevsiminde. Aynen öyle. Patlıcanda bir közlemeye meraklı bir millet olunca biz ondan sonra mesela 1870 işte büyük pera yangını var. O yangınlar mahvetmiş bu şehri. Keşke o Enver Paşa yalısının o Arnavut yalının bugün hala orada olması söz konusu olsaydı. Enver Paşa Naciye Sultan'dan önce kim yaşıyor biliyor musun orada? Bolca Adal Hasan Hüsnü Paşa. Aa bilmiyordum. Onun kalorifer tesisatını da o döşetiyor. Tamam. Ben de, ben de nasıl öğrendim söyleyeyim sana. Hı. Bu Ertuğrul Fırkateyn'in üzerine çalışıyorum ya. O zaman tamam. daha Deniz Kuvvetleri'nde de subayım. Araştırırken bir öğrendim ki bir avukat Ali Nur Türetken ışıklar içinde Uyusun çok önemli bir şey vardı. Bozca Adalı'nın e, veraset meselesi. Çok ünlü bir davadır bu. Oyvarlar davası. Hani demin sözünü ettik ya ilk terzane şey o bina meselesi sana programdan sonra bir isimler söylerim inanamazsın. Oraya gelip kenardan eklenmeye çalışan aklın durur. Aklın durur. Neyse onun üzerine çalışırken bir öğrendim ki Bozca Adalı'nın torunu hayatta. Tamam. Nazlı Pektaş Hanım. Pakize tarzı kliniğinin karşısındaki apartmanda oturuyor ikinci kat. Aa. Ya telefon açtım ki sizle gelip görüşmek istiyorum. O zaman 83-84 yaşında bana ne dedi biliyor musun? Ama lütfen üniformanızla geliniz. Hadi ya. <laughs> Tabii canım. Ay çok iyi. <laughs> Muhteşem. Kızı da Vehbi Koç'um eğer şeymiş, sekreteriymiş, hatta sır sekreteriyim falan dedi bana Nida Hanım. Ama hayata bakar mısın? Kızı annesinden önce vefat etti. Onun Aa. bir oğlu, bir kızı var. Bu kaç yılında Nida oluyor bu Hanım, görüşte? Nida Hanım söyleyeyim sana. Bak o kitap 1990'da falan bitirdiğime göre. işte 88 Ankara'da o zaman basın enişte şube müdürlüğünde görevliydim karargâhta. Gidip tamam. geliyormuştu işte o tarih. Şey Neyse gittim. Ottu. Bana büyük annesini anlattı Hamide Hanım. Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'nın kızı. Hamida Hanım'ın ikinci kocası kim? Şimdi sıkı dur. E? Tophane Müşiri Zeki Paşa. Aa. Sen ne diyorsun? Tophane Müşiri Zeki Paşa. Yalı'da yaşıyorlar, Kuru Çeşme. Tamam. Bak şimdi oradalar. Fakat bizim kız Hamide, tamam. Cuma Selamlığında, ikinci Abdülhamit'in, yaverlerinden birisi olan Deniz Subayı var, Albay Osman. Aşık oluyor. Hamide bayağı hızlıymış. Hamide yedi kere evleniyor. Sen ne diyorsun? İnanmıyorum Sen ya. Sen ne diyorsun? Osmanlı aslında ne büyük sırlarla dolu. Bir yandan bakıyorsun Bak çok e, konservatif e, muhafazakar bir yapıya Hayır, sahip efendim. ama alttan alta neler neler oluyor. Bak, demin ne diyoruz? Kaç tane yasa kaç olsa evet. neler anlatıyoruz. Evet. Şeye geliyor babasına. Baba diyor beni bu adamdan boşat. E ben de Osman, bu albay Osman'a aşık oldum. İstanbul'un kadınları da aşık ama çok yakışıklı falan bir adam. Hamide de herhalde güzel bir kadın. Hamide de güzel bir kadın tabii. Ya kızım nasıl olacak delirdin mi sen diyor. Bu adam tophane Yani bugün geç işleri bakın. Bunu padişah karar veriyor. Kızın ismini de o koymuş ya. Kız gidiyor Bozcaada'da diyor ki padişahım böyle böyle boşadım diyor. Meseleye bak şimdi tabii canım. Tophane Zeki Paşa çıkarken bizim Osman geliyor. Ben öyle hayal ediyorum. Öyle İyi Bak şimdi, Hiç fotoğrafları falan var, var mı? Var var. Şimdi bunu bana anlattı. Tamam. Radikal gazetesi de yayına girecek. Bir numaralı sayısı. Birinci sayısı. Ekinde hikayeyi anlattım. Ve hikaye şöyle bir şey. Kadın dırdırından ölüme giden amiral. <laughs> Çünkü niye? Bizimki evlendi. Evliliğin üçüncü yılı adamdan bıktı. Osman'dan bıktı. Hamide. Ee? Bir de kız oldu mevrure. Ama abi adamdan bıktı. Boşanacak. Ne yaptı? <laughs> tamam mı? <laughs> Adam Gene de gitti. Gene mi gitti sultanım? Yok. Bu sefer Ertuğrul'un gidişi gündeme gelince... Kocayı şey, Ertuğrul'la mı yolladı tabii, yoksa? Bozca Adalı, tabii tabii tabii. Bozca Adalı bununla gidecek. Kafile komutanı damadına dedi ki sen git. Bu bir tabut gemi Hikayesi var ya ayrı bir trajedi tabii Ertuğrul. Hı. Gitti. Onunla gitti. Sonra orada o tabii biliyorsun dönüşte şehit olacak. Doğru. Bizim Hamide rahat durur mu? Bizim Hamide ondan sonra toplam toplam evliliği yedi. Şimdi bunu yayınladık ya biz. Evet. Işıklar içinde uyusun Nazlı Hanım sana bir anlatsan. Ar aramızda nasıl bir aşk hikayesi doğdu Nazlı Hanım? La. Aklın durur. Aklın durur. Ya benim de öyle bir hikayem var. Ee, bir arkadaşım Ali Aral. Ali de çok önemli bir aileden gelir bütün bu inenülerle falan da akrabadır e dedi ki ya dedi ben seni dedi Hidiv ailesinden biriyle tanıştıracağım dedi e, Abbasi abla e, Hidiv e, Abbasilmi Paşa var ya onun torunu e, ondan sonra e, 93 yaşında dedi biz gittik kadının evine fakat önce 65 yaşında falan bir kızı geldi. Kızıyla sohbet ediyorum. E dedim ki anneniz nerede? Ne annesi dedi. Ben dedim hani Abbas Hanım'la tanışmaya geldim. Abbas Hanım benim dedi. Kadın 93 yaşında fakat çok zarif, çok hoş bir e, Aynen kadındı. Nazlı Hanım gibi. Evet, e, böyle son derece şık giyinmiş bir pantolon, altında çizmeler falan filan. Ha inanamamıştım ya. Genetik piyango bazen nelere kadir. Aynen Ya Nazlı Hanım'ın üzerinde de, gittim anlatayım geçelim öbür şey yalıya. Bir iki tane kaldı zaten. Nazlı Hanım'a ilk gittiğimde ipek emprime bir kıyafet var üstünde. Papuçlarına bir dikkat ettim. Aynı kumaştan ev papuçları yapılmış. Hadi ya. Tabii canım. İki koltuk, ortasında sehpa. İçeride bir çalışan hanımefendi var. Ben geldim, kapıda böyle beni karşıladı. Geri döndü, aynen şöyle yaptı han çalışanı. Siz izinlisiniz, gidebilirsiniz. Çekilebilirsiniz. Baş başa kaldık. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Benim bazen nasıl özlüyorum. Abi ben biliyorum. sosyal kreatifi çok gidiyor. seviyorum ya. Bazen nasıl özlüyorum Nazlı <laughs> Hanım'ı sana anlatamam. Ondan sonra her gittiğimde var ya makyajlı rastlıkları <laughs> çekilmiş, ruju. Böyle baş başa. Ne öyküler dinledim ondan o radikaldeki tamam. yayınladım ya okudu etti annem ne dedi biliyor musun büyük annemde daha çok öykü vardı keşke her ol hepsini anlatsaydın sana <laughs> Aynen tabii tabii ya tabii. E, şey o e. yıllar falan elden çıkıyor en son da tabii yedi koca İsviçre en son gidiyor diyor yani yedinci kocası için dedi ki çok çirkin bir adamla evlendi adı zekiymiş adamında çok çirkin bir adamla evlendi bütün serveti adam yedi dedim nerede vefat etti dönüşte dedi Yeşilköy'deki yalıyı da sattı. Sonda dedi burada Maçka Palas otel, şeyde Maçka Palas otel diyorum. Doğru tabii Maçka Palas apartmanda. Sonda Hı. orada kalıyor orada vefat ediyor. Ya bak şimdi yalılar, insanlar, yaşam. En son bundan birkaç hafta önce Koca Taş Yalısı'nda kimle birlikteydim? Arzu Enver Hanım Arzu'yu çok severim. Evet. O da Osmanlı Hanedanı'nın önemli isimlerinden biri. O, o da nasıl bir gelidir. zarif değil mi? Evet. O da nasıl güzel insan. İşte oğlu Burak Enver'in o kitabı üzerinde dedim gördüm alıntılar Hı. yaptım falan. O da o, Enver Paşa'nın torunu çünkü Arzu Enver. O Enver Paşa yalısında Enver Paşa'ya bir suikast tertipleniyor yalının içinde. Onda daha yeni tesadüfen bir arşiv karıştırırken orada gördüm. Hmm. Çok tabii tabii bu şeyde e, Sansaryan Han diye yanlış söylenir ya onu biliyorsun. Sansaraya. Yaşa. Evet. Onun ismini yanlış söylüyorlar. Orada Çok da kötü gün, anılarla doludur. İşkencenin merkezi olmuş. Oranın, geçmişte. O zamanki polis müdürü oraya bir görevli koyuyor fakat adam bahçıvan falan diye polis. Ona suikastte öldürmeye gelen adamı o orada yakalıyor. Düşünebiliyor musun? Hiç girebilmiş yalıya kadar o suikastçı. Böyle enteresan bir hikayesi var. Peki, düşünebiliyor musun onun içinde? E, Erol Hoca sana ne soracağım? Bu e, Osman Hamdi Bey var ya Kaplumbağa Terbiyesi'nde <laughs> yapan arkeoloji evet. müzesini de inşa ettiren kişi. Onun bir Emmer Paşa çalışması var. Emmer Paşa tablosu var. Çok da güzel. Nerede olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Nerede? Zarif Mustafa Paşa yalısında. Aa. Çünkü yalıda inanılmaz bir koleksiyon var. Dur vardır. şimdi soracağım o zaman. Niye biliyor musun? yani Konuşmanın en sonunda söyleyecektim sana sürpriz olsun diye. Çünkü ben Amucazade yalısıyla başladım o kitaba. Zarif Mustafa Paşa ile bitiriyorum. Hı hı. İki eski yalı ya. Zarif Mustafa Paşa'nın ahvadından yaşayan bir beyefendi var. Telefonla konuştum. Notlar aldım kendisinden. Şimdi dönüşte bir daha soracağım. Bu tablodan söz etmedi bana. Ama e, şu andaki aileye ait bir tablo. He, o yüzden aileye, bu aile onlara e, ha, o zaman yok demek. Ki. Evet çünkü e, ailenin Hı. yaklaşık 3500 parçadan oluşan bir e, sanat koleksiyonu var. Değişik. Onlardan bir tanesi de e, bu Enver e, Paşa'yı e, çizdiği Osman Hamdi Bey. Hatta küçük Osman Hamdi Bey çalışmaları da var ama bu bayağı görkemli Muhteşem bir boyutta. Yahu. İçeride yani e, İbrahim Çallı'nın tablosu var, Halil Paşa'nın var. Gerçekten adı gibi çok zarif bir yalı. Zarif Mustafa Paşa yazısı ve müthiş sanat Paşa. eserleriyle. Biliyorsunuz... O yüzden diyorum zaten o yalıyı gezdirmem en az bir yarım saate alıyor. 300 yıllık orijinal Türk hamamı bile var içinde. Biliyorum ben seni dinledim YouTube'da. Hı -hı. Onun içinde böyle dolaşıp oturup o... Kol, üçlü koltukta oturup anlatıyorsun ya ya o, orada kont gibi de bir de oturup anlatıyorsun ya, ya şey çok komiktir Biz o ilk bölümünü pabiçilemez İstanbul'un Çehre ile e, çekmiştik sonra kanal bunu geçenlerde bir pab İstanbul diye e, YouTube'da kanal açıp oraya koymuş tesadüfen de bu e, keşfete düşmüş Erol Hoca. ve ben o hafta gidiyorum herkes bana diyor ki ay diyorlar televizyon programına bayıldık Nebahat Çehre ile harika Diyorum ki ben Nebahat Çevre'yle en son 9 sene önce bir program yaptım. Neyse o yeni keşfete düştüğü için insanlar ne farkında değil. zannediyorlar ki ben daha yeni le bacereyle ama benim 9 yıl önceki halim daha zayıfım daha gencim falan filan. Ee, böyle bazen komik şeyler ya, de olabiliyor ka bu. Karşılaşıyorsun. İstersen son olarak artık programın sonu koca taş yalısını bir konuşarak istersen onunla nokta Tabii ki. Ya koca taş, böyle, taş yalısı e, bence Boğaz'ın en güzel yalılarından bir tanesi ve çok başarılı bir şekilde de e, restore e, edildi. E, onun sahibi ee, Abraham Paşa. Abraham İlk. Paşa ilginç bir e, karakter. Onu özellikle e, vurgulamak istiyorum. Çünkü Abraham Paşa e, çok kumarbaz bir adam. Ve çoğu şeyini de kumarda e, kaybediyor. Sadece bu e, Koca Taşyalısı e, yok. Karşı tarafta Beykoz'da bir korusu var. Hatta hemen Beykoz'un girişinde Abraham Paşa korusu Hale, diye ismi geçerdi. Bile hala e, eskiden. Ondan sonra Serkil Doryan yani Hı -hı. bu büyük kulübün falan da kurucusu ki Serkil Doryan'ın biliyorsun e, çok güzel bir e, aynı zamanda binası e, İstiklal Caddesi üzerinde e, bulunuyor. Hı -hı. E, orada içinde Madame Tussaud'un da olduğu çok güzel bir e, restore edilen e, yapı var. Emek sineması vardı vakti zamanında içinde. E, orası da Serkil Doryan e, binastır hepsi Abraham Paşa'nın eserleri bunlar fakat daha sonraki çerçevede Muhtemelen kumarda parasını kaybettiği için el değiştiriyor Öyle olmuş ve zaten. E, e, meşhur koca taş suyu vardı benim çocukluğumda mesela koca taş yalısı deyince aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi koca taş suyuydu. ve o yalının arka bölümü de çok güzeldir bütün oradan komple boğazı görürsün galiba şimdi otele çevirdikleri orada bir spa alanı yaratmış Yukarısı, evet, evet, yukarıda başka şey, bu nişan, nikah bilmem ne şey Evet onu yapıyorlar, etkinlikleri Tepe. de yapıyorlar Hı -hı. E, ve Atatürk'ün de geldiği e, yalılardan e, bir tanesi. 1929'daki o konuşmayı evet. orada yaptı. Evet. Yani beni görmek demek yüzümü görmek, görmek demek değildir. değildir. Fikirlerinizi anlasanız yeter. İşte o balkondadır o konuşması. Onu Doğru. yanlışlıkla 1930 yılı diye yazıyorlar. Hı -hı. Ben onu şimdi son birkaç hafta, Aralıkla daha yeni. Koca Taş Yalısı'nda oldum. işte o ders verdiğim gruplar vardı. Onlar rica etmişler. Onları orada anlattım. İşte Arzu Hanım da oraya geldi en son gelmem. Aa. Kim hayatta söyleyeyim. Molla Necmettin'in torunu Necmettin Kocataş hayatta. Ben aynı yaştayız. İş adamı gerçekten sağlığı biraz sıkıntılı sağ olsun. Her ikisinde de geldi. Birincisinde de Turan Akıncı da gelmişti rica etmişti kişiye. Ne kadar güzel Gel ya. Evet, geldik mekanın kendisinde anlattım ben. Hı hı. Kocataş Yalısı yanındaki de biliyorsun Sayit Paşa'nın yalısıdır. Doğru, o doğru. o da güzel restore edildi. Hı hı. Toplam 300 milyon dolar harcamışlar o restorasyon. Aynen öyle çok büyük çok, bir e, para. Çok ve çok büyük e, para baktığında e, o parayı çıkartması mümkün, mümkün değil, değil oranı Hayır. çünkü yok, yer yok. Hiç olarak hiç çok değil. şehir merkezinden tarihi yarımadadan turistik mekanlardan uzak ama ben gerçekten tebrik ediyorum. böyle bir yeri tekrar kazandırdıkları için. Çünkü kötü bir yangında Koca Taş Yalısı Tabii. yanmıştı. Halbuki evet. çok görkemli bir yalıydı. O yüzden de eski görkemli günlerine onu geri döndürmek şehir için büyük bir kazanç. Çünkü o yalıda çocukluğu geçmiş olan işte Necmettin Bey'in kendisi anlattı. Benim de çok can dostumdur. Kendisi anlattı. Ebu Lula Mardin, içeri girdiğini biliyorsun. Girdiğinde Ebu Lula Mardin sağ tarafta yaşıyor. Öbür evet. işte ikinci aile bunların aileleri bunlar sol tarafta. Necmettin Molla üst katta evet. yaşıyor ve bir de çok güzel işte hani karnı yarı o mimari stilde yapılıyor odalar şey. Hala onu yaşatılıyor olması çünkü Necmettin Bey dedi ki o kendi çocukluğunda gördüğü o yan, yanarak yok oldu ayrı bir şey de hepsi de orijinali. Nereden ama buluyorlar biliyor musun? Nereden? Türk Airet filmlerinden. Aile Türk filmlerinden. Aa. Orada tabii. Orada çevrilmiş olan filmler. Halim Paşa yalısının hikayede olduğu gibi biliyorsun. O da Türk Doğru. filmlerine falan çok bakıldı. Onu da biliyorsun yaktılar onu yakma maalesef, hikayesi. Maalesef. Tabii, ve tabii, tabii başka bir film. E, i̇çindeki sanat eserleri ne oldu hiç a, bilmiyoruz Hayır onlardan. yok açıkça söyleyeyim. Önce çaldılar. Sonra da Sonra yaktılar. yaktırdılar. Evet. Bunu bir... Daha sonraki programlarda daha geniş Hı. geniş konuşacağız bunları tabii ki. Senin vaktin oldukça. Yani Türkiye'ye bir ayak bastığın zamanlar. Keyifle, keyifle. <laughs> ya ben <laughs> ne zaman hep onu söylüyorum. Bana soruyorlar bu kadar geziyorsun en sevdiğin şehir hangisi diye. Şimdi tabii bizi ekranda seyredenler diyebilirler ki adam Türklere konuşuyor. Tabii ki türbünlere oynuyor. Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul. Ama şunu söylüyorum Erol Hoca diyorum ki, her şeye rağmen İstanbul. Yani biz bu şehri bu kadar e, mahvetmemize rağmen ve bu şehirdeki bütün demografiyi değiştirmemize e, rağmen, o eski güzel insanlara sahip çıkamamamıza rağmen ve yeni bambaşka bu şehrin kıymetini e, bilmeyen kişilerle aynı şehri paylaşmamıza rağmen hala İstanbul bana göre dünyanın en güzel şehri. Ben de bir programın birisinde seninkine benzer bir cümle kurmuştum. Aynen şöyle söyledim. Dedim ki Tanrı burayı yarattıktan sonra şöyle düşünmüştüm dünyada bunun kadar daha güzel bir kent yaratamadım. Bu adaletsizlik olacak öteki insanlara karşı. Peki ben ne yapayım? Ha buraya işte Türküyle, Kürdüyle, bu Anadolu bu insanları getireyim ki bunlar mahvetsinler bu şehri. Böylece adalet sağlansın. Çok doğrusun. Bize rağmen hala İstanbul güzel. Bütün yok etmelerine rağmen Boğaziçi hala bir güzel, hala bir inci. Herkese de öneriyoruz tabii gidin şu haliyle de olsa görün. Peki efendim programı noktalarken yine bu kentle ilgili izleyiciye bir mesajın varsa o cümlenle bitirelim. Ya var iki tane mesajım var. Buyur. Bir tanesi ben hep onu söylüyorum. Diyorum ki e, bu şehir gerçekten olağanüstü bir şehir ama İstanbul'da yaşamayın. İstanbul'u yaşayın diyorum İstanbullulara ve e, İstanbul'u yaşayan en doğru insanlar kim biliyor musun şehre turist olarak gelen diğer Türkler? Onlar gerçekten İstanbul'u yaşıyorlar. Geldiklerinde müzeleri geziyorlar, sarayları geziyorlar, tarih ve turistik yerlere gidiyorlar. Kapalı çarşısını, Mısır çarşısını ziyaret ediyorlar. Çünkü biz İstanbullular şöyle bir hata yapıyoruz. Diyoruz ki zaten hep elimin altında. Her zaman giderim. Londra'ya gidiyoruz. Üç günde gezmediğimiz kilise, gezmediğimiz saray kalmıyor, müze kalmıyor. İstanbul'a gelince o her zaman gideriz diye hep ihmal ediyoruz. İhmal etmeyin. İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'u yaşayın. Bu yaşamakta bu yerleri gezmekle, görmekle olur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar Fransız olsa da Paris dururken Napolyon Bonaparte ne demiş? Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. O bile İstanbul'u dünyanın başkenti olarak görmüş. Bu çerçevede değerlendirerek lütfen İstanbul'a hepimiz hak ettiği değeri verelim bir başka programda bak şimdi son söylediği şimdi cümle biraz daha tahrik edici tabii Safet Emre'nin Amca Zade Yalısı'nın o zaman kurtarılması için ne oldu nerede kuruldu Pierlotti. vakıf. Ah, vakıf ah, dernek ah. kim kurdu değil mi? Evet. Fransız. Ee, Pierre Loti ne dedi? Bu çok değerli bir eser. Sahip çıkın dedi ya. Pierre Loti dedi. Bunu. Evet. O kitap evet. yayınlandı, etti. Evet. O kitabı da bana kim dikkatime kim sunmuştu biliyor musun? Işıklar içinde Uyusun, Nezih Uzen. Aa, abimiz. Tabii canım. Güzel. Tabii tabii. O sunmuştu benim dikkatime. İşte güzel insanlar. Ya binlerce teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olacağım. Ol. Efendim Safet Emre ile bir başka programda özellikle Ayasofya ve Yerebatan sarnıcı konuşacağız spesifik olarak. Ama onun Bir öncesinde uzun uzun... Erol Hocam ben seni e, bu ay içinde de önümüzdeki ayda yapacağım e, yere batan sarnıcı ve e, aynı zamanda Ayasofya geceliğin yapıyorum. E, turlarıma bekliyorum. Geliyorum. Onun öncesinde de Gelmez Boğaz'ı o, birlikte Boğaz'da keşfedeceğiz birlikte e, ve e, anıları birlikte paylaşacağız. Tabii efendim ondan sonra da yine izleyicilerle paylaşıyoruz. İzlediğiniz gibi efendim bu programın konuğu Saffet Emre. Tonguç'tu. Hem bilgi birikimiyle işte şöyle bir şey söyleyeyim. Genç birisi ama meslek yaşamını hani İstanbul'a vakfetmiş dersem kesinlikle hiç abartmış olmayacağım. Bütün buranın yerel tarihine ve tarihsel bütün sürece hakim. Yine başka arkadaşlarımız da var. işte yanlarında yetişiyorlar efendim tur rehberleri. Çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli tur rehberleri var. Şirkente hakim. Onlarla da zaman zaman birlikte olacağım. Müsaade ederseniz sizin adınıza da kendi adıma da ekip arkadaşlarım adına da Saffet Emre Tonguç'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ ol var ol. Ayaklarına sağlık. Zamanını ayırdın. Üstelik de ifade etmeyeceğim ama bir sağlık problemine rağmen geldi. Binlerce teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun var olsun. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Tanrı'dan size de Saffet Emre Tonguç'a da kendime de efendim sağlık diliyorum. Başka da bir dileğim yok kusura bakmayın. Para verecek halim, para dilemiyorum niye biliyor musunuz? Dikkat edin Tanrı sevdiği insanlara para vermiyor efendim. Öyle Sağlık nokta versin, yeter, Sağlık versin yeter. yeter. Ben çok teşekkür ederim <laughs> ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yani abi. seninle keyif, sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif ve ben her seferinde o sofradan zenginleşerek kalkıyorum. Teşekkür ederim. karşılıklı teşekkür ederim sana. Karşılıklı aynı şekilde. Aynı şekilde. İyilikler diliyorum efendim. Hoşçakalın.